yazılıyor ve bunun da rapora konulması beklenirken rapora konulmadığı ortaya çıkıyor. İşte isyan da buna. Haber veriyoruz. Program içinde siyaset bölümünde sizlerle paylaşacağız. İdlib meselesi de bugün mercek tutacağımız konulardan, başka başlıklarımız da var. Bir de bunu dinleyi kaçırmayın. Haber alma hakkınızı kullanın. Yavuz Oğan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30-19 saatleri arasında RSFM'de. Yavuz Oğan'dan bir de bunu dinle başlıyor. İyi akşamlar. 7 Mart 2019 günlerden Perşembe. RSFM'desiniz. Ben Yavuz Oğan. Yavuz Oğan'dan bir de bunu dinle programında gündem seçime tümüyle kilitlenmiş görünüyor. Meydanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve televizyon ekranlarından yaptığı açıklamalar var ki Cumhurbaşkanı hem iki miting yapıyor hem de akşamları canlı yayınlara katılıyor. Çok ciddi biçimde propaganda sürecini yürütüyor, devam ettiriyor. Meydanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği sözler, muhalefet partilerinin kısıtlı da olsa verdikleri yanıtlar, çünkü bütün tartışmalara girmemek gibi bir tercih de kullandıkları anlaşılıyor. Sonrasında muhalefetin ettiği o sözlere yine Cumhurbaşkanı tarafından verilen sözler var. İki başlığı belki öne çıkartabiliriz. Bunlardan bir seçim dedim. Seçim konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, ben HDP'ye oy verenlere terörist demedim ifadesini kullanmıştı. Meral Akşener miting meydanındaki seçmenlerini selamlarken işte bilmem kaç yüz bin terörist Denizli hoş geldiniz diye böyle bir selamlama yapmıştı. Yani size terörist diyor demişti. Sonrasında konuşmasında da bundan bahsetmişti. Erdoğan bununla ilgili bugün suç duyurusunda bulundu. Hem bunu söylemediğini iddia etti hem de bu konuşmasıyla ilgili Meral Akşener hakkında bir suç duyurusunda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener iki gündür birlikte miting yapıyorlar. İttifak liderleri olarak Denizli'de ve bugün de Aydın'da seçmenlerin karşısına çıktılar. Genelde adayları üzerine konuşuyorlar. Mümkün olduğu kadar meseleyi ekonomi üzerinden tartışmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Mardin'de mitingi vardı. Dikkat çekici bir bölge. Ahmet Türk Mardin'de Büyükşehir Belediye Başkan adayı HDP'den. Benzer ifadeler kullandı. Yine HDP'nin Kandil tarafından yönetildiğini söyledi. Kürdistan ifadesini yine videodan dinlettirdi Mardin'de kendisini izlemeye gelenlere. Ve Kürdistan'a gidecekseniz işte Irak'ta Kürdistan var, oraya gidin ifadelerini kullandı. Bu arada Türkiye'de isminde Kürdistan olan partilerin faaliyetine devam ettiklerini de söyleyelim. Anayasa Mahkemesi'ne açılmış davalar var ama kurumsal olarak hala Türkiye'de isminin içinde Kürdistan barındıran partiler faaliyetlerini sürdürüyorlar. Onlar hangileri ve hangi aşamada, program içinde onları da aktaracağım size. Dün katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı anketlerle ilgili görüşünü tekrarladı. Güven vermiyor biçiminde. Ama bir anket yapan firmalardan Anar, geçmişte AK Parti ile de çalışıyordu. İbrahim Uslu bir röportaj vermiş. Onun bu güvensizlikle ilgili söylediği sözler gerçekten çok çarpıcı. Onun dışında yaptığı tespitler de çok çarpıcı. Bu seçimlerde ittifakla seçimlere girilmesinin AK Parti açısından dezavantaj yarattığını öne sürüyor. Bunun altyapısını nasıl anlatıyor? Onları da aktaracağız. 2009 seçimlerinden verdiği örnek de son derece çarpıcı. Dün aslında ORC'nin yöneticisiyle burada yaptığımız konuşmada ekonominin sokağa çok fazla etkilemediğini, beka tartışması üzerinden meseleyi götüren Erdoğan'ın başarılı olduğunu söylemişti. İbrahim Uslu ise tam tersi bir görüşte. Bu arada bugün Gezici'nin başındaki isimle, yöneticisi Murat Gezici ile de bir görüşme yapmak istemiştik. Ancak kendisi bizim bu talebimizi reddetti. Ona doğrudan HDP meselesini soracaktık. Yani ittifakın içinde neden HDP'yi gösteriyorsunuz diye. Bu davetimizi reddederken kullandığı bir takım cümleler var. Onları da program içinde sizinle paylaşırım belki. Seçim birinci madde dedik. İkinci maddeye geçmeden seçimle ilgili ayrıntılardan biraz daha bahsedeyim. Onlardan birisi de canlı yayın tartışması. İzmir'de AK Parti'nin adayı Nihat Zeybekçi kendi rakibinin ile televizyonda tartışmayı kabul edebileceğini söylemişti. Rakibinden yanıt geldi ve Tunç Soyer dedi ki ben bir yemek davetinde bulundum. Reddetti kendisi. İzmir'in sorunlarını elbette konuşabiliriz ama önce bana bir telefon etmesi lazım. Böyle bir teklif varsa telefonunu beklerim dedi. Geçmişte böyle bir yemek polemiği de yaşanmıştı ikili arasında. Ankara'dan bir ses çıkmadı. Binali Yıldırım'sa dedi ki bizim işimiz var. Zaten konuşuyoruz meseleleri dedi. Yani canlı yayın meselesine çok sıcak
olarak bakmadığının mesajını verdi. Üzerinde konuşulsa bile bu seçimlerde de rakiplerin aynı ekranda karşı karşıya gelip sorunları medenice tartıştıkları bir tabloyu pek görebileceğimiz gibi bir işaret yok şu saat itibariyle. İşin medya boyutunda konuşacağız çünkü Çağlar Cilara ve TV5 hadisesini sizlere aktarmıştık. Bugün de Flash TV ile ilgili çok çarpıcı bir takım bilgiler var. Flash TV yayınlarına 2 ay ara vermişti baskıdan şikayet ederek. O baskının içeriğini tam olarak anlayamamıştık. Sahibi bu meseleyle ilgili bir takım açıklamalar yaptı. Barış Terkoğlu'nun yazısından o bölümü de sizlerle paylaşacağım. Yani seçime giderken televizyon kuruluşlarının, medya kuruluşlarının hangi haberlerine kimler nasıl tahammülsüzlük gösteriyor bunları görebileceğiz. Sadece AK Parti'yi destekleyenler açısından değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyenler açısından da Çağlar Cilara'nın da çünkü böyle bir meselesi var. Durumun pek parlak olmadığını ortaya koyacak bu gelişmeler. Bunları da size detaylarıyla paylaşacağım. Diğer tartışma konusuysa S-400'lerle ilgili. Türkiye Rusya'dan S-400'leri almak için anlaşmayı imzaladı. Hatta paranın bir bölümü kredi anlaşması şunlar bunlar da hepsi halloldu. Ve Rusya Temmuz ayında erkene çekerek Temmuz ayında S-400'leri teslim edeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri süre kısalırken mümkün olan en sert şekilde ve en yoğun bir biçimde Türkiye'nin S-400'lerden geri adım atmasını, almaktan vazgeçmesini talep ediyor. Ankara'da bununla ilgili görüşmeler de yapıldı. Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bu baskı hatırlatıldığında dedi ki biz dedi S-400'lerle ilgili anlaşmayı yaptık. Hatta S-500'lerin üretiminde bir ortaklık dahi söz konusu. Bu meseleden geri dönmeyiz dedi. Bize yakışmaz, ahlaki de değil dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin S-400'lerde geri adım atmaması durumunda Türkiye ile ilgili ne yapacağı sorusu da gündemde ve kulislerde en çok konuşulan konular arasında. Bu meseleyle ilgili yapılan açıklamaları da program içinde size aktaracağım. Yani hem seçim konuşacağız hem de dış politikadan bir takım bilgileri S-400 çerçevesinde ve Türkiye-Rusya, Türkiye-Amerika ilişkileri çerçevesinde sizlere aktaracağız. İlk bölümde haberleri mümkün olduğu kadar aktaracağım. Çünkü programın ikinci bölümünde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Grup Başkan Vekili Özgür Özel de konuğumuz olacak. Stüdyoda, canlı yayında yanımızda olacak. Özgür Özel'le de hem alanlardaki izlenimini konuşacağız, hem İktidar Partisi'nin muhalefete yönelik eleştirilerini, hatta suçlamalarını, hatta kriminalize eden üslubunu değerlendirmesini rica edeceğiz. Ve seçim üzerine bir yayınımız olacak diyebiliriz ağırlıklı olarak. Şimdi İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da, Kocaeli'nde bizi radyodan takip edebiliyorsunuz. Sputnik Türkiye'nin YouTube sayfasında her zaman olduğu gibi canlı yayındayız. Twitter'da, Facebook'ta Özgür Özel'e soru sormak isterseniz de burayı kullanabilirsiniz. Yavuz Oğhan adresine Twitter'da, Facebook'ta görüşlerinizi aktarabilirsiniz. WhatsApp haber hattımız da sizler için açık. 0531 629 32 92 0531 629 32 92 diyelim, programımıza başlayalım. Kapatın televizyonu. Olayın gerçeğini sadece ve yalnızca sizin aracılığınızla paylaşmak istiyorum. Başka gün içinde arayan televizyonların hiçbirine olumlu cevap vermedim. Türkiye'nin yasaksız haber programı başlıyor. Eğer yönetimde olsaydık Kemal Kılıçdaroğlu'na itaat etmek farzdır diyebilir miydiniz? Doğru işleri yaptığı sürece evet. Siz tartışacaksanız bugün Tayyip Erdoğan'ın doğru işler yapıp yapmadığını tartışmak niye haram olsun ki? Kılıçdaroğlu başa geçti, harp başladı. Ben ona Kılıçdaroğlu'na tenkit etmem ki. İtaat mi edersiniz? İsyan mı edeceksiniz? Bir de adliyeye gidin Allah aşkına, yani böyle bir kefazelik olabilir mi? Efendim, adliyeye gitsek kimi kime şikayet edeceğiz? Sadece gerçeklerin konuşulduğu program. Biz bir şeye yemin dediğimiz zaman o yeminin dini karşılığı da olması gerekir. Yavuz Oğhan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30-19 saatlerinde RSFM'de. Şimdi oy veren seçmene Cumhurbaşkanı Erdoğan terörist dedi mi demedi mi? Bunun üzerinden tartışma yürüyor. Siyasi parti liderleri arasında dün Denizli'de Meral Akşener kendisini karşılamaya gelen, ki Kılıçdaroğlu'yla birlikte yaptılar mitingi. Mitinge gelenlere sizlere terörist diye diyor diye Cumhurbaşkanı'nı şikayet etmişti. Nasıldı o konuşma? Önce bu onu hatırlatalım. Sonra Cumhurbaşkanı'nın yanıtları var peş peşe. Hem dün akşam televizyonda hem de bugün Mardin'de mitingde o yanıtlarını verdi. Şöyle diyor Meral Akşener dün yaptığı konuşmada.
Bir bu ülkenin cumhurbaşkanı çıktı diyor. 11 milyon seçmeni olan 5 milyon İyi Parti diye ve 1 milyon seçmeni olan Demokrat Parti ve Saadet Partililere terörist dedi. 18 milyona yakın seçmene terörist dediler. 17 yıldır insanları birbirine düşman ederek sürdürüyor. Ancak bu kez farklı. Ben buradan AKP ve MHP seçmenlerine de sesleniyorum. Siz bizim kardeşlerimizsiniz. Sakın ola Erdoğan'ın sözlerine kanmayın. Seçimlerin ardından yine unutmayın ki yüz yüze bakacaksınız dedi. Ve Erdoğan'a yönelik eleştirileri de vardı. Bununla ilgili olarak bu bir yerel seçim. Ne Sayın Kılıçdaroğlu ne Erdoğan ne Akşener seçilecek. Siz muhtar, belediye başkanı seçeceksiniz. BK meselesiyle ilgili iddialar üzerine. Ya Allah bismillahla savaşa götürür gibi seçime götürüyor. Sizin içinizden çıktığını iddia etmişti ama 300 korumayla geziyor. Hangi arabaya bindiği belli olmasın diye aynı arabadan 20 tane var ifadelerini kullanıyor. Ve diyor ki Erdoğan'a, damat bakan 2 milyon istihdam sözü verdi. Fabrika açılmıyorsa nasıl istihdam yaratılacak? Türkiye'nin değerlerini tekrar yerine koymaya çalışsanız 250-300 milyar dolara yerine koyamazsınız. Ben buradan Erdoğan'a bir teklifte bulunuyorum. O tank palet fabrikasını geri almak için 500 milyon dolarlık o uçağını satsın. O para fabrikaya girsin. Biz de elimizden geleni yapacağız ve ben de 3 aylık maaşımı bağışlayacağıma söz veriyorum. Hani BK meselesi var ya, BK meselesi için o fabrikayı yine ülkemize kazandırsın. Biz de elimizden geleni yapalım dedi. Bu tank palet fabrikasıyla ilgili tartışmalar çok yakın zamanda çok ciddi tansiyonu yükseltmişti. Cumhurbaşkanı oraya işte şu kadar milyon dolarlık yatırım yapılacak, Türkiye'nin kendi değeri olacak, Katar'la ortak yapılacak diye durumu savunmuştu. Muhalefetse bunun bir ihalesi yok mu, nasıl yapıldı, kime verildi, niye verildi, hangi yöntemle verildi diye sormuştu. Ama bu sorularda sonuçsuz kalmıştı. Ama dönelim diğer meseleye. Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği miting tamamında HDP'lilerin seslerini dinletiyor miting meydanında bulunanlara. Onların özellikle Kürdistan'la ilgili en son HDP eş genel başkanının yaptığı açıklama, Kürdistan'da biz kendi adaylarımızla yarışacağız. Batı'daysa AK Parti MHP ittifakının kaybetmesi için çaba sarf edeceğiz sözlerini dinletiyor. Kürdistan diyorsanız defolun gidin Kürdistan'a, Kuzey Irak'ta var Kürdistan, oraya gidin ifadelerini kullanıyordu. HDP'nin PKK ile birlikte hareket ettiğini, Kandil'den talimat aldığını söylüyordu. Zillet ittifakı olarak adlandırdığı CHP, İyi Parti, HDP, Saadet Partisi'nin yine birlikte hareket ettiklerini, bir bölümünün Pensilvanya'dan talimat aldığını, bir bölümünün de Kandil'den aldığını söylüyordu. Bu söylemleri üzerine peki onlar teröristse onlara oy verecek olanlar da terörist sayılır mı diye tartışmalar da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Malatya'da bu meseleye girdi. Ben hiçbir şekilde HDP'ye oy verenlere terörist demedim. Onları yönetenlere terörist dedim dedi. Tabii bu da sorunlu bir durum. Hukuki açıdan teröristler eğer bir partiyi yönetiyorlarsa niye yönetmeye devam ediyorlar sorusu bu sefer ortada duruyor. Bugün de yine yaptığı açıklamada benzer şeyleri söyledi ve Akşener'e yönelik eleştirileri vardı Erdoğan'ın. Doğu ve Güneydoğu'da kayyumlarla birlikte nasıl hizmet ettiklerini anlattıktan sonra bu teröristlerin desteklediği HDP ile olmuyor dedi Mardin'de Cumhurbaşkanı. Bunlar buralarda belediye başkanlığı yapmadı mı? Kayyuma devrettikten sonra şu Mardin'in çevresi nasıl değişti biliyorsunuz değil mi? Millet bahçesinde yaptık mı? Terör örgütünün desteklemiş olduğu HDP'li belediyeler çukur kazdılar. İş makinalarıyla kanal açtılar. Niçin benim vatandaşıma hayatı zehrettiler? Yaşam hakkını elinden aldılar. Birçoğunu öldürerek onlara hayatı dar etmenin maalesef şu şehirde acımasız imtihanını verdik dedi. Sonra devam etti. Bu örgüt yani PKK Kürt kardeşlerime zarar verdi. Nice evlere ateş düşürdü. Silahını camide namaz kıldıran imamlara, öğretmenlere, sağlık görevlilerine, yol yapan işçilere, ekmeğinin peşindeki işçilere çevirerek savunmasız insanları hedef aldı. Askerimizin, polisimizin karşısında tutunamayanlar silahsız vatandaşlara etmediklerini bırakmadı. Bu örgütün Kürt kardeşlerimizin hakkını, hukukunu savunmak gibi bir derdi yoktur. Olmadı dedi Mardinlere ve devamında da Akşener'e getirdi sözü. Bir
yalan uydurdular diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ben güya HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyormuşum. Artık baktılar ki tutmuyor hiçbir şey, bu yalana başvurdular. Aynısını Meral Hanım da yapıyor. Dün Denizli'de utanmadan sıkılmadan benim Denizlili kardeşlerime terörist dediğimden bahsediyor. Utan utan, sen ne terbiyeden muafsın ya. Şu anda avukatlarımı da görevlendirdim. Benim işim yöneticilerle, halkımla değil diyor. Yöneticiler için terörist ifadesini kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Akşener'de böyle eleştiriyor. Avukatlarımı da görevlendirdim dediği bir suç duyurusunda bulunduğu sonrasında anlaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan söylediği bu sözler nedeniyle Meral Akşener hakkında, İyi Parti'nin genel başkanı Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yapıyor demiştim. Denizli'de ve Aydın'da mitingleri vardı. O Denizli ve Aydın mitinglerinde neler anlattıklarından da birkaç cümle aktarayım size. Kemal Kılıçdaroğlu için özellikle şöyle diyor Kılıçdaroğlu, ekonomi meselesini öne çıkartmaya çalışarak mazota, gübreye, ilaca, suya zam yaptılar. Çiftçi ürünlerini eski fiyattan nasıl satacak? Çiftçiye sen zam yapmayacaksın diyor. Peki çiftçi nasıl geçinecek diyerek çiftçinin durumunu öne çıkarttı. Kürt'te vergiyi sıfırladılar. Niye? Sosyetik onlar, onu kullanıyorlar. Onun için siz verginizi veriyorsunuz dedi. Ve neden ittifak yaptıklarını açıklarken de özel bir çıkara dayalı işbirliği değil bizimkisi dedi Kılıçdaroğlu. Bizim işbirliği demokrasi işbirliği, vatanımızın işbirliği. Biz bu ülkenin huzuru, güzelliği, çıkarı için mücadele ediyoruz. Mücadelemiz millet mücadelesidir dedi. Herkesin işi, herkesin aşı olsun istiyoruz dedi ve Atatürk'ün çağdaş Türkiye mücadelesidir bizim mücadelemiz. Hepimiz için mücadele ediyoruz ifadelerini kullandı. Akşener de konuşurken yine terörist meselesine değindi ve maaşını bağışlayacağını söyledi ve beka meselesine de tepki gösterdi. Beka meselesine gelince dedi Akşener, bu bekayı önce ben koltuk bekası sanıyordum. Zamanında bu arkadaşlar birbirine söylemedik söz bırakmadılar, Bahçeli ile Erdoğan'ı kastederek. Seçmen bu riyakarlığı kabul etmedi. Bunun yerine beka meselesini ortaya atıp onun için bir araya geldik dediler. Beka için milli savunma sanayinin bel kemiği olan tank palet fabrikası beka. Koltukların bekası, eğer ülkede beka meselesi varsa 17 yıldır ülkeyi yönetemiyorsun. Bekanın sebebi budur dedi Akşener de burada yaptığı açıklamada. Ama AK Parti'ye baktığınızda beka meselesiyle ilgili söylemlerinde devam ettiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bugün yaptığı konuşmada Türkiye'nin bir beka meselesiyle karşı karşıya olduğunu, 31 Mart'ında bir beka meselesi olduğunu aktardı. Peki bu söylem alanda nasıl bir tepkiyle karşılanıyor? Bir karşılığı var mı? Dün ORC'nin yöneticisi, evet bir karşılığı var. Ekonomiyi unutturmaya çalışıyor. Onun üzerinde konuşmuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Onun üzerinden tartışmaya da girmek istemiyor dedi. Ve bunun bir karşılığı olduğunu da söyledi. Ancak İbrahim Uslu, ANAR'ın genel müdürü İbrahim Uslu ki geçmişte AK Parti ile birlikte de çalışmıştı, ondan farklı düşünüyor. Yaptıkları araştırmada beka meselesinin alanda, arazide, seçmen üzerinde çok ciddi bir etkisi olmadığını, asıl etkinin ekonomide görüldüğünü söylüyor. Şimdi sırayla gidelim. Diyor ki niye Erdoğan anketlere güvensizlikle ilgili bu mülakatta bir açıklama yaptı? Buna şöyle cevap veriyor İbrahim Uslu. Kamuoyu kanaatlerindeki değişimi meydanlara bakarak anlamanız mümkün değil. Meydanlara gelenler zaten o partinin seçmenleri. Asıl meydanda olmayanların kanaatleri önemli. Araştırmalar da onun için yaptırılır. Araştırma sonuçları seçmenin psikolojisini, hatta teşkilatların, kampanyayı yürütenlerin motivasyonlarını etkiliyor. Bu seçimden seçmen ittifak nedeniyle partisinden olmayan adaylara da oy verecek. Partinizden aday yok. Motivasyonunuz yarım. Bir de seçimin kaybedileceği beklentisi varsa o zaman sandığa gitmek seçmene ağır gelebilir. Bu psikolojiyi yönetmek için araştırmaları itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar diyor İbrahim Uslu. Araştırmaların, kamuoyu araştırmanın ilk kez bu kadar gündeme gelmesi ve bu mesele üzerinden yapılan tartışmalara değinirken. Enteresan tespitleri var. İktidar bu kez rekabeti yönetmekte biraz zorlanıyor diyor Uslu. Bir sürü yenilik var. En önemlisi ittifak uygulamasının yan tesirleri. İki adayın yarıştığı her yerde ekonomik krizin de etkisiyle iktidar zorluk yaşıyor. Çünkü iki aday yarıştığında fiili bölge barajı %50 oluyor. AKP %44 ile Ankara'yı kazanmıştı. Bu seçimde %44 ile açık ara kaybeder. 50+1 zorunluluğu, ekonomik kriz atmosferinde AK Parti'yi en çok zorlayan
faktör haline geldi. Çok sayıda seçim çevresinde iki aday yarışıyor. İki adayın yarıştığı her yerde %50 zorunlu. Oysa AKP çok domine ettiği Kayseri, Konya, Maraş, Erzurum gibi yerler hariç pek çok yerde %50'den düşük oylarla seçimi rahat kazanıyordu bugüne kadar. Bu MHP için daha yüksek handikap. Türkiye ortalaması 11 olan bir partinin %50'ye çıkması ve bunu da tamamen kendi seçmeni olmayanlar üzerinden başarması gerekiyor. Bu yan tesirleri hesaba katmamış olmak iktidar bloğunun yaptığı en büyük hata diyor bu süreci yönetirken. Peki muhalefet açısından durum ne sorusuna da enteresan yanıtı var. Muhalefet ekonomik sorunlar nedeniyle biraz daha avantajlı çünkü insanların iktidar bloğuna tepki göstermek için gidebilecekleri başka adres yok. Dolayısıyla iktidar bloğundan kaçan oylar doğrudan diğer ittifaka yöneliyor. Bu da muhalefetin en büyük şansı oldu. Genel seçimde ittifak iktidar lehine sonuç yarattı ama bu seçimde kendilerine %50 baraj koydular. AKP Ankara'yı 2009'da 39'da sonrasında 47 ile kazanmıştı. Bu şartlar altında 47 dalsa sonuç alamayacak. Onlar için dezavantajlı, muhalefet için daha avantajlı görünüyor diyor. Tanzim satış meselesi sahaya nasıl yansıdı? Pek bir etkisi yok diyor. Gıda fiyatları artmaya devam ediyor. Sadece tanzim satıştaki ürünleri tüketmiyor çünkü tüketici diyor. Ve bu meseleyi biliyor diyor. Ağustos ayından şu anda diyor Türkiye'de ekonomi başlığının ne kadar gündem olduğunu anlatırken 2018'in başında %50'nin gündemindeydi ekonomi. Ağustos ayından itibaren rakam yükseldi diyor ve şu anda 4 kişiden 3'ü ekonomiyle ilgili problemleri gündeme getiriyorlar diyor. Yani Türkiye'de sokakta %75 için bir numaralı gündem maddesi ekonomi diyor. Bunun da iktidarı zorladığını söylüyor. Peki hangi illerde nasıl bir tablo var onu da aktarayım. İktidar Konya, Kayseri, Maraş, Malatya, Erzurum'da, CHP'de, İzmir'de rahat. Ama onun dışındaki birçok yerde ciddi rekabet söz konusu. İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya, Muğla, Aydın, Denizli, Manisa, Balıkesir, Bursa, Tekirdağ, Eskişehir rekabetin en sert yaşandığı yerler. Bu illerde seçim ortada diyor. İbrahim Uslu. Muğla, Eskişehir, kısmen Tekirdağ CHP'nin rahat kazandığı yerlerde şimdi ittifak nedeniyle zorlanıyor ama diğer illerde de iktidar bloğu zorlanıyor diyor ve buralarda da seçimi muhalefetin kazanma ihtimalinin olduğunu söylüyor. Peki genel seçim havasında yürütülen bu kampanya seçmeni nasıl etkiliyor? Buna da verdiği yanıt var. Cumhurbaşkanının söylemleri nedeniyle seçmenler makro faktörlere odaklanıyor. O zaman da ekonomi birinci gündem haline geliyor ve iktidar açısından dezavantajlı bir durum oluşuyor. Yani yanlış strateji oluşturulduğunu söylüyor. Dolayısıyla AKP açısından en rasyonel strateji belki yerel seçime odaklanmak ve makro faktörleri tartıştırmamaktı. Ekonomik problemler iktidar açısından dezavantaj yaratıyor. Onu gidermek için siyasi kimliğe vurgu yapan bir kampanya yürütüyorlar. Ancak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de seçmenlerin tercihlerini etkileyen iki temel faktör var. Seçmenler siyasal kimliğe ve iktidarın ekonomik performansına göre oy kullanıyorlar. Eğer ekonomide istikrar, stabilize söz konusu o zaman siyasi kimlik tercihleri belirlemek açısından öne çıkıyor. Ama ekonomik türbülans varsa siyasi kimlikler etkisiz kalıyor diyor. 2009'daki seçimleri örnek olarak gösteriyor. Orada bir takım duygusal gelişmeler de yaşandı. İşte One Minute gibi ve başka bir takım olayların yaşandığını da aktarıyor. Ama buna rağmen ekonomi kötü olduğu için AK Parti %9 civarında oy kaybetmişti diyor. Seçmen ekonomik çıkarlar mı, siyasal kimlik mi ikilemine girdiğinde çoğunlukla ekonomiyi tercih ediyor. Şu anda yine bir yerel seçim, yine ekonomik sorunlar var. İktidar siyasal kimliği öne çıkarmaya çalışıyor ama sonucun 2009'a benzemesi büyük olasılık diyor. 2009'daki sonuçların yani %9 oy kaybettiği o seçimlerdeki sonuçların iktidar açısından benzer bir durumun ortaya çıkabileceğini söylüyor. Önemliydi, onun için biraz satır aralarında okuyarak sizlere aktardık bunu. Dediğimiz gibi bu süreçte bir gezciyle de konuşmak istedik çünkü yaptığı anketler epeyce bir tepki topladı ve birçok noktada Bursa hariç hemen hemen bütün şehirlerde Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin kaybedeceğine ilişkin bir tespit yaptı. Diğer anket firmaları farklı görüşleri aktarıyorlar. Bunu da İbrahim Uslu'dan aktardığım gibi genelde de bu ortak görüş. Ancak gezici şöyle de bir şey yaptı. Bütün illerde hatta
HDP'nin aday çıkarttığı illerde bile İyi Parti HDP CHP diye bir bloğu ortaya koydu kendi açıklamasında. İşte bunun yüzünden de çok tepki gördü. Biz de bunu niye böyle yaptığını sormak için kendisini bugün aradık. Hatta Ayşenur Aslan'ın programını iptal etmesi nedeniyle kızgın olduğuna ilişkin bir mesaj da vardı. Geçen yayınımızda biraz gerginlik de olmuştu. Ancak sonuçta bizim işimiz haber. Haber almak için kendisini aradığımızda bir oyun var orada dedi. Ve biz ihtiraslar var dedi, ben bu oyunun içinde olmayacağım diye bir yanıt verdi. Katılmayacağım işim var ya da size kızgınım gibi cevaplar yerine böyle bir kurgusal sanıyorum kafasında bir tablo var. O tablodan yola çıkarak bizi böyle suçladı ama buradaki oyunun sadece içinde haber var, başka hiçbir şey yok. Kimseye bir oyun yok, hiçbir konuğa yok, hiçbir bağlantıda yok, hiçbir haberin kategorize edilme durumu da yok. Haberse haberdir diyoruz, haber verecek insanlarla da görüşmek istiyoruz. Bir mesele eğer derinlemesine incelenecekse o meseleyi de ilgili insandan o meselenin detaylarını öğrenmeye çalışıyoruz. Gezici'ye de buradan bu mesajı iletmiş olalım. Şimdi Özgür Özel canlı yayın konuğumuz olacak dedik. Stüdyoda olacak. Küçük bir ara veriyoruz. Sonra Özgür Özel'le devam edeceğiz programa. Özgür Özel'e soracak çok soru var. Eminim sizin kafanızda da var. Onları sorun, kendisine yöneltin. Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RSFM'de. RSFM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Kara, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yavuz Ohan'dan Bir De Bunu Dinle devam edecek. Reklam. Missini.com'dan kaçmayacak tek maç fırsatları. Bu akşam 23'te Real Madrid Fenerbahçe, cumartesi 19'da Başakşehir Fenerbahçe ve pazar 19.30'da Arsenal Manchester United karşılaşmaları tek maçla Missini.com'da. Missini.com, Türkiye'nin bahis sitesi. Missini.com. Siz aynı anda yüzlerce radyo ve televizyon kanalını izleyip 24 saat kayıt altına alabilir misiniz? Ya da binlerce gazete ve dergi, on binlerce blog, haber sitesi ve sosyal ağların takibini yapabilir misiniz? Biz yerel, ulusal ve uluslararası medyadaki yüz binlerce haberi tüm dünyada takip ediyor, ihtiyacınız olan tüm nitelikli bilgiye en yetkin ve kolay şekilde ulaşabilmeniz için sektörel gündem ve medya analiz raporlarını istediğiniz dilde hazırlıyoruz. Ajans Press, medyadaki gözünüz. Her şekle girer, yumuşacık şeker, Bebeton. Her şekle girer, yumuşacık şeker, Bebeton. Bebeton. Her şekle girer, yumuşacık şeker, Bebeton. Bebeton. Reklam. Anayasa Mahkemesi bir karar vermiştir. Herkes yerine getirmek ve uymak zorundadırlar. Sosyal medyada öğüne gelen akşamleyin yatmadan önce atılan tweetlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirebilirler. Ama önce eleştiri kendinden başlaması gerekiyor. Siz ne yaptınız? Yurttaş olarak. Yurttaş olarak sesimizi duyurabilecek bir eylemin içerisinde var mısınız? Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ödülleri En İyi Radyo Programı. Ben kendim için bir şey isteyebilirim Cumhurbaşkanı'ndan. Çünkü ben kendimi biliyorum. Ama ben annem için kefil olma imkanım yok ki. Annenize yani kefil değil misiniz? Nasıl olayım ki? Ben kötü avukat, kötü insan, fırsatçı gibi yansıtıldım insanlara. Bundan dolayı kahrımdan ölmek üzereyim. Gece 00.15'te kendisine bir mesaj attım. Sayın Başkanım neredesiniz? Ne diyorsunuz? 00.37'de o da bana adam kazandı. Bu iki kelimelik mesajı attı. Şimdi bu dünyanın her yerinde böylesine bir dönemde bir haberdir. Mimarlar Odası, Emre Madran Basın Ödülleri En İyi Radyo Programı.
ekonomiyi yönet, Türkiye yönetimiyle ilgili iki tane sıfat kullanacağım. Bunlardan bir tanesi inkar, bir tanesi kibir. Bu kişi Türkiye'yi mahvedecek. Biz aramızda şakalaşırken böyle bir şey aklımıza geldi. Biz de kuralım nasıl olur dedik. Turşuya kattığımız her şeyi onun içine de kattık. Yani turşu kurduğunuzda saklamak için ileride değerlenir veya ihtiyaç olduğunda kullanılır diye yapılmaz mı turşu? Yaşa dolar kıymetlenmesin istedik. Öyle kalsın istedik. Tam tersi bir bakış değil mi bu? Evet, biraz ters oldu. Efendim adliyeye gitsek kimi kime şikayet ediyoruz? 15 Temmuz darbe girişiminde belediyenin önüne giden ve orada darbecili er de fark etmez. Bak darbeye kalkışmış. 5 günde. Görev hiç fark etmez. Görev gereği dahi gitse. Mesela şeyde biliyor musun? Nasıl gitmesin? Bak Boğaz Köprüsü'nde bir tane er kafasına sıkıp komutan tarafından öldürüldü biliyor musun? Şehit oldu. Niye? Ateş etmediği için. Ateş etmediği şimdi için. Onunla ben o eri nasıl ayıracağım bu Ateş etmediyse nereden biliyoruz bu eri? Türk Eczacıları Birliği en iyi radyo programı. Mısra Sel Öz. Orada hayatını kaybeden 10 yaşındaki Arda'nın annesi. Siz nasıl dayanıyorsunuz? Dayanamıyorum. Çok zor. İnönü Amerikancı mıydı, din miydi? İnönü hiç müşterici değildi. İnönü neci olmak lazımsa ocu olmuş bir adamdı. Haber vermeye devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30-19 saatlerinde RSFM'de. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam ediyor. Evet, bir seçimle ilgili genel bir tabloyu aktardım. Anar'ın araştırmasını. Özgür Özel hoş geldiniz bu arada. Hoş sizinle bulduk. Devam edeceğiz ama dinleyicilere ben ne yaptım? Anar'ın bir mülakatı vardı İbrahim Uslu'nun. Onu aktardım öncelikle. Gezici ile ilgili bir bilgiyi verdim. Gezici'nin son araştırması. Kendisini aradık bugün. Bir oyun var orada, ben onun içinde olmam diye acayip bir şeyle karşılaştık. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştığımız için bir garip de geldi. Onu dinleyicilere en azından bilgi vermek üzere aktardım. Çünkü haber var. HDP, CHP ve İYİ Parti'yi bir arada gösteren bir sonuç açıkladı bütün illerde. Hatta HDP'nin seçime girdiği illerde bile böyle bir ittifak görüntüsünü ortaya koydu. Niye yaptınız diye soracaktık. Yanıtını alamadık. Bu arada işte Özkiraz'ın, Avrasya'nın yaptığı bir araştırma var. Orada da genelde Gezici'den farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Ve Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşkanı arasındaki bu terörist tartışmasından da biraz bahsettik. Sizin görüşlerinizi de bunlarla ilgili alacağım ama anketleri madem en son aktardım, anketlerle devam edelim isterseniz. Bir itibarsız görme hali CHP'de de var mı anketlere bakışta? Şöyle, anketsiz de olmuyor artık siyaset, anketle de olmuyor. Çünkü süreç içinde hepimizin yaşadığı şeyler var. Çeşitli farklı seçim çevrelerinde çeşitli anket sonuçları. Bazen seçim akşamı gördünüz mü bak anketlerde de çıkmıştı ama biz demek ki bunu kendimiz doğru okuyamadık dediğiniz sonuçlar da oluyor. Bazen de anketlerin tamamen manipülatif olduğu ortaya çıkıyor. Özellikle referandum ve 24 Haziran'da özellikle referandumda eskiden Türkiye'nin en itibarlı anket şirketi tutup da %65 evet çıkacak deyip de sonuçları da Anadolu Ajansı 65'ten başlatıp sonra 51'lere gelince ki iddiaya da girmiştik Adil Gür'le aramızda. İşte o günden beri Adil Gür'ün adını falan duyan yok. Evet, bu seçimle ben de hiç konuşmadım ondan. Duymazsınız. O zaman Adil Gür'e biz zaten şey demiştik yani böyle bir sonuç çıkarsa ben siyasete devam etmeyeceğim çok ortada. Ama böyle bir sonuç çıkmayacak ama bize gelen bir WhatsApp bildirimini de kaydetmiştim ben. İki büyük oyun oynanacak. Bir, 3 gün kala büyük bir anket şirketi %65 evet açıklayacak. İkincisi o gece evetin yüksek çıkması olası sandıklar Anadolu Ajansı tarafından öncelikle duyurulup 65-66'dan başlayıp gelecek. Bu iki öngörü de o gece tuttu ve seçimden 4 gün önceki çok sayıda ihbardı bu. Orada birileri meslek yerine başka şeyi tercih ettiler ama anketsiz de olmuyor. Artık zaten sadece standart anket de değil, odak grup çalışmaları yani anketteki bu sonuca ne etki etti? Bu tip çalışmalar da siyasete yön veriyor. Herkes seçmenin hafızasından yani bu kararına etki eden anahtar kelimeleri bulup o kelimeler üzerinde de düşünmek gerekiyor. Bu da siyasetinde bir gerçeği bence. O yüzden ne anketli oluyor ne anketsiz. Ne anketsiz oluyor. Peki ama tabii arazide görmek de önemli. Siz de epey geziyorsunuz anladığım kadarıyla. Bakıyorum bir orada bir burada bir burada epeyce bir mesai de devam ediyor. Nasıl alanda durum? Şimdi birincisi şu alanda bugün İstanbul'daydım. Örneğin Şişli'deydim en çok konuşulan yerlerde.
Şişli'de bizim elimizdeki anketler CHP'nin adayının rakibi iki adayın yani DSP ve AKP'nin adaylarının toplamından fazla oy alacağını gösteriyordu. Ama sahaya gittiğimizde de ben giderken hatta şöyle aman CHP'nin oylarını bölmeyelim aman işte burada bağımsız adaya oy vermek bir başka sonuca sebebiyet verebilir zaten kazanamayacak falan derken ben bunları söyleyemedim. Sahada öyle bir motive olmuş bir seçmen kitlesi var ki kime gittiysem Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkacağız, adayımıza sahip çıkacağız gibi bir yaklaşımla. Bugün mesela Şişli'de... Şişli önemli çünkü Mustafa Sarıgül yani herkes Şişli deyince anlıyor zaten. Hmm. Mustafa Sarıgül orada DSP'den aday oldu, CHP'den istifa etti, DSP'ye geçti ve aday oldu. Çok da iddialı olduğu hep söyleniyor, söylene geliyor. O açıdan izlenim önemli. Ben Şişli'de bugün öyle bir iddia görmedim. Anketlerdeki sonuçları doğrular şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Parti oyuna bağlılığın, partiye aidiyetin çok üst noktada olduğu çıkıyordu zaten. Onu gördük. Bir de tabii aday Muammer Keskin'in de hem sakin kişiliği ama kararlı duruşu yaklaşımıyla sanki Şişli'de seçim böyle herkesin çok merak ettiği bir seçim evet. sonucu ama CHP açısından sürpriz bir sonuç olmayacak gibi görünüyor. Şimdi tabii DSP'ye gelmişken Mustafa Sarıgül'den bahsetmişken DSP'ye yönelik de çok sert eleştirileriniz var. Biraz hakkını yemiyor musunuz? Eleştirilecek olan DSP midir yoksa küsüp size DSP'ye gidenler midir? Yok yok iki taraf birden de eleştirilebilir. Aslında DSP bizim eleştiri oklarımızın... Ya da siz yeterince ihtimam gösteremediğiniz için insanların oraya gitmesi üzerine bir öz eleştiri gerekmez mi? Ya şöyle, onu da ekleyeyim de haksızlık olmasın. Her türlü eleştiri yapılabilir. Bu eleştiri haklıysa toplum vicdanında karşılık bulur. Haksızsa ters teper. O yüzden yani herkes her şeyi söyleyebilir... Bir kez şuradan başlamak lazım. Biz DSP'nin kurumsal kimliğine çok saygılı bir partiyiz. Bugüne kadar da hep öyle olduk. Ama bir anda bir baktık bir DSP çıktı ortaya. Vay efendim 24 Haziran'da siz bize niye sahip çıkmadınız? Oysa biz DSP'nin seçimlere sokulmamasına çok ciddi başta ben şahsım olarak partinin bir sözcüsü olarak sürekli bunu dile getirmişim ve bir sürü haberini buldum yolladım oraya buraya. Ya, olur acaba niye karşı çıkacaksınız? Çünkü zaten DSP de seçime girse sizin de aynı blokta. Olacak. Propaganda yapacak. Öyle beklersiniz normalde ama tabii bir yandan da şöyle bir gerçeklik oldu. Şimdi DSP'ye giden adaylar açısından şu var. Adaylıkla karar verilene kadar bu işte söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Hangimiz olursa olsun önemli olan saray rejimine dur demek. Bu yerel seçimlerin önemi çok fazla. İstanbul'u kaybederek ve Ankara'yı kaybederek başladı bütün süreç. Buradan başlamalıyız diyenler. Kendileri aday gösterilmeyince bir başka partiye gitmeyi tercih etti. Bir kere burada bir sorun var. İkincisi gittikleri parti öyle bir şey söylüyor ki başladı CHP'ye olur olmaz saldırılarda bulunmaya. Ya bir yandan da şimdi DSP'nin ismi bizim için önemli. Ecevit'in partisi partimizin 3. genel başkanının partisi ve çok kıymetli bir parti. Ama DSP'ye gönül verenler de kıymetli ama DSP'yi yönetenler bakıyorsunuz genel başkanına... Diyor ki bugüne kadar iki kez sözlü, iki kez yazılı, dört kere randevu istedim saraydan vermediler, şimdi verdiler diyor. Seçimlerden önce DSP'nin genel başkanı kendi partisinden de çok eleştiri almıştı. AKP ile işbirliği ittifak yapabiliriz diyor. Bu sözlerin sahibi çıkmış şimdi hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını bölüp AKP'nin ekmeğine yağ sürecek bir iş yapıyor. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'ne efendim işte... AKP'ye esas şeyi siz yaptınız falan gibisinden eleştiriler de bulunuyor. Bu kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Tabii ki seçim sattım halindeyiz. Bizim herkese saygımız var ama Cumhuriyet Halk Partisi de kimsenin öyle kum torbası değil. Hırsını alacağı veya durup durup işte bekleyeceksiniz. CHP'den aday olmayanlara bir motivasyon yaratacaksınız. Bir alan yaratacaksınız. Size de motivasyonu kimin nasıl yarattığının da çok şüpheli olduğu bir alanda... Cumhuriyet Halk Partisi bu süreçte kimsenin kum torbası değil, herkes hak ettiği cevabı alacak. Yoksa öyle özel bir şeyimiz yok. Biz DSP'yi eleştirmeye, DSP'nin genel başkanının saray konusundaki yaklaşımı ve bununla çelişen şimdi sanki muhalif bir sol partiymiş gibi kendisini göstermesi üzerine. Tek sol parti bizi izledi zaten. Ya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İYİ Parti ile ittifakı, Saadet ile ittifakından yola çıkarak herhalde. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi ile ittifak yapabilirim diyen ve sarayın kapısında yatan bir genel başkanın partisinin nasıl sol parti olduğunu kendime izah etmem mümkün değil. İtirazım da onadır.
Adaylar konusunda yani o aday belirleme sürecinde çok geriye gitmeyeceğim. Sadece bir soruyla geçeceğim bunu. Çok fazla küskün yaratıldığını gördük. En azından DSP'ye gidenler açısından bakıldığında. Kırklareli gibi bir ilde de benzer bir durum oldu. Burada bir stratejik hata yok mu CHP'de? Var mı acaba? Nedir oradaki durum? Ya, bir gözden geçirdiniz mi farklı, sonrasında? Şöyle, onu farklı açılardan değerlendirilmeye muhtaç bir konudur tabii. Yani bu konuda çok kesin bir şey söylemek doğru değil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme kriterleriyle ilgili diğer partilerden farklılaştığı bir nokta var. Bu bir aksaklık, eksiklik gibi algılanıyor. Ben buna çok itiraz ediyorum ve doğru bulmuyorum. O da şu. Önce şuradan başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanını çoklu yarışla seçebilen meclisteki tek parti. Yani diğerlerine baktığınızda biri Meral Akşener'i ihraç etti bütün arkadaşlarıyla bir. Bir tanesi HDP eş genel başkanlar belirlenmiş olarak salona giriyorlar. Böyle bir gerçekliği var HDP'nin. Başka süreçler işletiyorlar belki ama İYİ Parti daha henüz böyle bir sınava girmedi. AK Parti'den ise bir milletvekili hepimizi çok güldüren bir sözü var. Ya lidere rakip çıkan parti mi olur diyor. Ne olduğunun farkında değiller. Öyle bir noktadalar. CHP'deki bu durum sanki bir anomali gibi algılanıyor. Şimdi aday belirlemede yanlış hatırlamıyorsam 6 tane parti meclisi toplantısı yapıldı. Bir tanesi 14 saat, bir evet. tanesi 8 saat. Burada farklı görüşlerin tartışılması, bazı adaylara itirazdan dolayı çekilmesi. Düşünün ki oylama yapılması ve işte 60 kişiden 31 oy alınmadığı takdirde, 30 oy alındığında bile oylamanın yenilenmesi ihtiyacı gibi parti içi demokratik süreçler işliyor. Bu bir dezavantaj, bir aksilik, bir hak, bir sorun alanı değil aslında. İyi ki CHP var, iyi ki bunlar oluyor. Ama tabii bu şöyle bir dezavantaj. Partinin önüne tek aday gitmiyor mu? Yok. Yani MYK'dan süzülerek gelmiyor mu? Şöyle oluyor. Elbette şimdi zaten düşünün. 6 yani tane, şu mu şu mu diye bir soru sormuyorsunuz parti 6 meclisi. Aslında şöyle oluyor pratikte. 6 tane parti meclisi yapmışız. Bir tanesi 14 saat, bir tanesi işte 10 saat, biri 8 Hı-hı. saat. Ki bu yönteme rağmen siz bütün başvuruları parti meclisine götüreceğiz demek parti meclisi işte bir toplantının aynen öyle kilitlenir ve der ki aman aman alın siz yapın der. Bu da pratik ama şöyle olabiliyor. Bir aday öneriliyor ama arkadaşlar soruyor bu aday ne için önerildi? İşte ankette çıktı veya ankette ikinciydi ama şu avantajı vardı. Çeşitli şeyler evet. illere yollanılan milletvekillerin raporları falan ortaya dökülüyor ve bir gerekçelendiriyor. Sonra da oylanıyor. Reddedilirse o aday bir daha aday olmuyor ve yeni bir aday önermesi gerekiyor. Bu %99 oranında da bu şekilde yürüdü gitti zaten. Ben şunu söyleyeyim. Dört dörtlük olmadı. Zaten Türkiye'de bütün partiler bu yöntemleri yapsa partiler birbirleriyle parti içi demokraside yarışır. En iyisini buluruz. Biz bir tek bizde olduğu için biz yaptığımız kadarıyla yapıyoruz. Artısıyla eksisiyle tabii bir de. Bir eksik ön seçim herhalde. Yani ön seçimle ilgili de eleştiriler vardı. Ön seçim orada. Konusu şöyle bir şey. Mesela ben Manisa'da birden çok adayın olduğu 3 ilçemizin 3'ünde de ön seçim yapıldı. Türkiye'de de birçok yerde yapıldı. Ben kendim de ön seçimden çıkmış bir milletvekiliyim. Ama bu yerel seçimlerde birçok yerde işte ön seçimin doğuracağı başka kırgınlıklara sıkıntı olup örgütlerden ön seçim talep edilip de yapılmayan yerler yok. Ama işte İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde de çok birkaç yer hariç ön seçim yapılmadı. Ben kendim şahsi görüş olarak söyleyeyim. Hani çok açık olarak ifade edeyim. Ne kadar çok ön seçim yapılırsa genel merkezin sırtından yük o kadar azalıyor. Evet. Ön seçimde küsen kendine küsüyor. Bir takım işte laflar, sözler, tartışmalar yerine sahada oluyor. Ne kadar çok ön seçim yapılsa genel merkez o kadar rahatlar. Tabii burada şöyle bir şey var. Rakipleriniz tek belirleyici olarak yapıp yaptıklarına da hemen hemen hiç itiraz olmadığında sizdeki bu çok seslilik bir dezavantaja dönüşebiliyor bazen. Bir karmaşa görüntüsü. Ya karmaşa, kavga ediyorsunuz evet. falan filan. Bu gerçekten ama yine de demokrasiyi mümkün olduğu kadar yaşatmak, bu haliyle bile eksik kısmıyla bile demokratik olarak bir şeyleri yapıyor olmak hiç yapmamaktan iyidir. Bunu görmek lazım. Peki en çok sorulan sorulardan birisiydi siz buraya gelirken Siverek adayı evet. Fatih Mehmet Bucak. Dediniz ki olur mu öyle şey itirazımı dile getireceğim dediniz. Getirdik ama de zaten. Getirdiniz etkili mi olamadınız? Şöyle yani şimdi tabii bir siyasi partideyiz ve artık aday kesinleşmiş bu vakitten sonra dönüp şöyle oldu böyle oldu demek doğru değil herkesin ama herkesin çünkü aklında o şöyle var bir şey itirazınız var. Şimdi
Bizim parti şöyle bir parti. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekili herhangi bir adaya ilişkin bir itiraz söylese onu uzaya yollarlar, uzaya. Oysa bizim partimizde şöyle bir şey var. Bana sordular, ne diyorsunuz bu adayla ilgili diye. Dedim ki, daha önce bir değerlendirme yapmıştım. Bu değerlendirmenin arkasındayım. Konuyu da partinin yetkili organlarına, yani MYK'ya taşıyacağım dedim. Taşıdık, orada konuştuk. Sadece ben konuşmadım. Çok sayıda arkadaşımız görüşlerini söyledi. Sayın Genel Başkan bunları dinledi. Bir karar verileceğini söyledi. Tabii orada özel bir durum da vardı. Yani 10 kadar yer için yetki verilmişti Genel Başkan'a ve orada belirlenmişti. Bu konuda son derece demokratik bir şekilde çok uzun süre dinledi Genel Başkan. Eleştirileri aldı ve bazı gerekçeleri de söyledi. Yani işte yereldeki il başkanlığının, milletvekilinin bu konudaki yerelde bu seçimin alınabilmesiyle ilgili talebini, yerel aktörlerin bu konudaki şeyini söyledi. Değerlendireceğini söyledi. Sonuç gönlümüze göre olmadı ama tabii ki bir parti içindeyiz ve bu süreç tamamlandıktan sonra bizim bunun üzerinden artık parti içi bir kriz üretmemiz de düşünülemez. Ama hani sonuç benim istediğim. İçine doğrudan sindi mi diyorsanız, içime sindi zaten mi diyorsanız. Onu o zaman da söylemiştiniz. Biraz genele geçersek, genelde miting meydanlarına bakıyoruz, propagandalara bakıyoruz. Muhalefet ittifakının ağırlıklı olarak meselenin ekonomik boyutunu öne çıkartmaya çalıştığı ve yerelde meseleyi tutmaya çalıştığı gibi bir izlenim var. İktidar bloğundaysa Türkiye'de bir beka meselesi üzerinden tartışmayı yürütme arzusunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından da öyle. HDP için terörist ifadesi kullanılıyor. HDP, İYİ Parti, CHP ittifakının bir parçası olarak mutlaka o miting meydanlarında gösteriliyor. Meral Akşener'in o zaman ona oy verenler de terörist, size terörist dedi sözler üzerine de Cumhurbaşkanı bugün dava açtığını, suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Yani iş adliyelik de oldu enteresan bir biçimde. Cumhurbaşkanı HDP'ye terörist derken yöneticilerine, seçmenine de mi terörist demiş oluyor ya da Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine de mi böyle bir ithamda bulunmuş oluyor sizce de? Vallahi çok anlattığım bir hikaye var. Manisa'da referandum çalışması sırasında Kula'da bir evin önünde bir teyze böyle bir şeyler ayıklıyordu. Bizim broşürü aldı, çok da istekli bakmadı. Ben anlattım falan, çok uzatmadan anlatayım. Dedi ki, uzatma lafı, evetçi miyim, hayırcı mısın? Dedik ki, ben dedim ki hayırcıyım, ben evetçiyim, ne olacak şimdi dedi. Dedim ki canın sağ olsun teyze falan deyince, otur o zaman bir şey anlatacağım sana dedi. Anlattığı hikaye şuydu: bir tanecik oğlu yemiyor, yediriyor, içmiyor, içirmiyor. Kula dar geliyor, Salihli Sakin Evren Anadolu Lisesi'nde okutuyor. İstanbul'u kazanıyor, mühendis oluyor. Kula'ya döneydi, iyiydi, dönmedi. Buradan bir kız alaydık, iyiydi, istemedi. Kendi birini buldu diyor. Kızım bir kusuru var diyor. Nedir diye sorduğumda, o da sizden ya diyor. Sonra devam etti teyze. Biricik gelinim dedi. Torunumun anası. Evladım yerine dedi, kızım yerine dedi. Ama dedi, biz bugüne kadar hep dedi Tayyip Bey'e oy verdik dedi. Biz Tayyipçiyik diyor zaten. Tayyip Bey'e oy verdik dedi. Şimdi de öyle yapacaktık dedi. Ama dedi geçen gün tuttu dedi, hayırcılar teröristtir dedi dedi. Bundan sonra evladım ben de inadına hayırcıyım. Sen benim gelinime bunu niye deyiverdin dedi. Şimdi buradan Recep Tayyip Erdoğan algılaması gereken şey şu. Sen kelime oyunları yapabilirsin. Karşındaki meseleyi nasıl anlıyor? Sen bir partiye, o partinin siyasetine, o partinin yöneticilerine, o partinin gönül vermiş kimselerine terörist dediğin zaman seçmen, sen nasıl hani konsolidasyon arkamızda toplaşın, MHP'lilerin ağırına gidiyor ama asker gibi arkamıza dizilin falan diyorsunuz. Karşı tarafta da bu bir konsolidasyona sebebiyet veriyor ve insanlar bu zehirli dilden nefret ediyorlar. Bu zehirli dil zarar veriyor. Bu zehirli dil gönül kırıyor. Şimdi gönül belediyeciliği yazıyorsun billboardlarına ama gönül kıran bir söylem. İki tane söylem var. Siz de başta konuyu açarken öyle yaklaştınız. Bir tanesi, bizim adaylarımızın Türkiye'nin dört bir yanını geziyoruz. Bizim adaylarımızın bir umut söylemi var. Umut siyaseti. Adam uğraşıyor yani. Diyor ki bulunduğu yere göre daha temiz bir deniz, daha temiz bir, solunabilir bir hava, içilebilir şebeke suyu, daha çok yeşil alan, işte kadını, genci, yaşlıyı birlikte kucaklayan, engelliye sahip çıkan bir belediyecilik. Bir umut siyaseti yapıyor. Trafiği çözeceğim diyor. Olmayan yerde hafif raylı sistem getireceğim diyor. Öbürü işte ulaşımı ucuzlatacağım kaynak, diyor, suyu ucuzlatacağım diyor, iş bulacağım diyor. Onları söylüyor, kaynak suyumuzu Türkiye'ye dağıtacağım diyen var. Sizin sütünüzden peynir yapacağım, büyük şehirlerde sattıracağım. Ama hep bir umut. Çünkü adamın sütü değersiz. Belediye başkanı diyor ki üretici kooperatifi kuracağım, Türkiye'ye bu güzel peyniri satacağım diyor adam. Umut siyaseti.
Şimdi bir de bir tarafta umudu tüketmiş olanlar var. Daha önce söylemiş işte şimdi en çok sahada neyle karşılaşıyor? Emeklilikte yaşa takılan. Başkanım bizi kandırdılar, size teşekkür ediyoruz. İki, 3600 ek gösterge memurlar. İşte başkanım bizim ek göstergeyi hala vermediler, aman dile getirin biz onlara oy vermeyeceğiz falan. Enflasyonu ezdirmem demiş. 45'lik enflasyonu 20 göstermiş. 10.7-10.4 memurla emeklisine. Bunlar artık bir şey vaat edemeyeceğini anlayınca şu noktaya gelmiş oturmuş gemi. Korkutarak alacağız biz oyu diyor. Umut vererek olmaz. Umut siyaseti yok. Onun için de diyor ki 31 Mart'ta oyu bana vermezsen mahvoldun. Böyle bir siyaset. Türkiye siyasetinde buna hiç tenezzül eden olmadı. Ben tarih bazen anlatıyorum. Yani ne İnönü dedi ben milli mücadele kahramanıyım. 14 Mayıs 1950 seçimleri beka seçimidir. Ben olmazsam beka sorunu olur. Ne 1955 yereline giderken Adnan Menderes 54'te yollamış işte bir Tugay askerimiz Kore'de savaşıyor. Şehidimiz gazimiz var bu beka seçimi demedi. Mesela kendi şeyine göre Demirel 68 öğrenci olaylarını ya da 90'lardaki hiperenflasyonist dönemi beka seçimine bağlayabilirdi. Dış güçler saldırıyor buralar, üniversiteleri dış güçler karıştırıyor diye. Veya Ecevit, Kıbrıs Barış Harekatı'nı ya da 98'deki Suriye gerilimini beka seçimine dönüştürmedi. Bu bir tenezzül meselesi. Bunları yapmadılar. Birileri şimdi umudu söyleyemedikleri için korkuyu söylüyorlar ve korkunç bir noktaya geldi iş. Ben geçen günler söyledim, çok ciddi de yankı buldu, acayip paylaşıldı, hala konuşuluyor falan. Şimdi korkunç bir benzerlik var. Kömür dağıtmayla, bölünmüş yollar yapmakla, 3 çocuk 5 çocukla nüfusu çoğaltmak isteyenler kim? 1935-40'ların başları Hitler'in sürdürdüğü süreç. Önce kömür dağıtmak, bölünmüş yol yapmak, sonra bir slogan buluyorlar. Ein Reich, Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer, Adolf Hitler. Tek devlet, tek millet, tek lider Adolf Hitler. Tanıdık geliyor mu bir yerden diye soruyoruz. Bütün salon alkışlamaya başlıyor. Şimdi kimsenin sorunu olmadığı devleti, milleti, bayrağı bilmem ne, Rabia'mız neydi diye saydırıyorsun ama bir yandan da neyi tekrar ve taklit ettiğinde biliniyor. Nereye geldik son evrede? Alman arka o savaşın açlıktan kırılıyor. Goebbels diyor ki Hitler'in propaganda bakanı, Alman çocuklarının tereyağına ihtiyacı yok. Ama büyük Alman toplarının makine yağına, gres yağına ihtiyacı var. Çocuğuna tereyağı isteyen Almanya'ya hainlik edendir, vatan hainidir diyor. E şimdi biberin fiyatını soran, domatesin fiyatını soran, merminin fiyatını biliyor mu demekle bunun arasında hiçbir fark yok. O yüzden umudu tüketenler, başta umut verenler, başta gönüllere ve sobalara sıcaklık verenler, şimdi gönüllere korku salıyorlarsa eğer, burada arızalı giden bir durum var kendileri açısından. E biz Türkiye'yi de bu korkuya teslim etmek durumunda değiliz. Şimdi bir de şunu vurgulamazsam çok eksik kalır. Terörle mücadelede altın kural ne? Bütün dünyada ve Türkiye'de AKP'li milletvekilleri var. Üst düzey güvenlik bürokrasisinden geliyor. Adam emniyet genel müdürü. Geçen gün mecliste sordum kendisine. Tutanak altında. Terörle mücadelenin altın kuruluşu değil mi? Terör örgütünün adını anmamaktır. Ne dersin? Sözde terör örgütü, bölücü sol örgüt, işte aşırı milliyetçi sağ örgütlerin yaptığı eylem. Ama isim verilmez. Dünyanın hiçbir yerinde verilmez. Reklam olmasın diye. Çünkü terör örgütü eylemi zaten reklam olsun diye yapıyor. Adını duyurmak için yapıyor. Bugün Türkiye'nin hani sesi en çok duyulan siyasileri diyeyim, ellerindeki propaganda gücüyle de sesi en çok duyulan 3-5 tane siyasisi sürekli günde 5 vakit 35 tane televizyon bilmem kaç tane gazeteden terör örgütü propagandası yapıyorlar. Bu mantık içinde. Türkiye'deki var olan olmayan bütün terör örgütlerini, etkili olan olmayan bütün terör örgütlerini peşi sıra sayıyorlar. Ardından siyasi rakiplerini sayıyorlar. Tamam sen bize kara çalacaksın, bizi şeytanlaştıracaksın da bu terör örgütleri bugünkü hani reklam eşdeğeri dolar deniyor ya. Mesela bizim bir haberimiz çıkıyor gazetede, küçük bir haber. Onun bir raporu var. Buraya reklam versen kaç paraya mal olur? Vallahi terör örgütleri 10 milyarlarca dolar harcasalar bu kadar reklam yaptıramazlar. Bir de işe bak. Sadece gazeteye yazmıyor ki. Ülkenin cumhurbaşkanının ağzından bizzat canlı bütün televizyonlarda terör örgütlerinin isimleri anılıyor. Olacak iş değil. Ne için? 3-5 belediye fazla kazanayım, birkaç büyük şehri kaybetmeyeyim diye. Olacak iş değil. Bugün Murat Karayılan'ı gördüm ben Mardin'de. Cumhurbaşkanı HDP'lilerin Kürdistan'la ilgili sözlerini falan aktarırken Murat Karayılan'ın da bir
cümlesini aktarıyor. Murat Karayılan'ı bugün televizyonda kullansanız Rütük ceza biz keser. Yani ya, öyle bir öyle yani, bir durum var. Yani siz sesini kullanamazsınız. Sesiyle. Televizyon görüntüsünü kullanamaz. Şaşırdım yani görünce. Onu bir hani aktarmış olayım diye söylüyorum. Şimdi böyle bir propaganda var. Peki siz kendi derdinizi doğru bir şekilde halka anlatabiliyor musunuz? Yani bunun araçları var işte televizyon şunu bunu falan. Geçen gün CNN Türk'ün Ekrem İmamoğlu'nu canlı yayına çıkartmak için para istediğine ilişkin bir haberi gördüm. Bilmiyorum yani sonra aradım çevresindeki insanları doğru dediler. Ama ben de o şekilde de verdim. Ama Binali Yıldırım mesela rahatlıkla çıkabiliyor CNN Türkiye'de başka televizyonlarda gazetelerde durum ne? Şimdi bir kere bu CNN Türk'ün geldiği durumdan da önce şunu görelim. Türkiye'de öyle bir iktidar partisi var ki tabii geldiğinde büyük bir ekonomik kriz vardı. Bazı gazeteler televizyonlara el konmuştu. TMSF'nin elindeydi. Kendi dönemlerinde birçok gazete televizyona da el kondu veya iflasa zorlandı veya satışa zorlandı. Bunların tamamının kamu bankalarından aldıkları, verdirdikleri kredilerle yandaşlarına hatta o kadar yakın ki işte dünürlere münürlere verdiler. Sonra Türkiye'nin en güçlü gruplarından bir tanesini yine Ziraat Bankası'nın yüksek kredisiyle bir gruptan aldılar bir başka gruba verdiler. Şimdi burada öyle bir eşitsizlik var ki hatta burada artık böyle utanma arlanma da kalmadı. Biliyorsunuz olağanüstü hal döneminde OHAL KYK'sı çıkarıp gazete televizyonların partilere karşı eşit propaganda imkanı vermiyorsa ceza görüyorlardı. Bu cezayı kaldırdılar. Dediler ki televizyonlara siz eşitsiz davranın. Size kimse ceza kesmeyecek. Bunu da olağanüstü hal kararnamesiyle Cumhurbaşkanı yaptı. Düşünün bir partinin başkanı, bir partinin genel başkanı, bir siyasetin başındaki kişi kendi imzasıyla 24 Haziran'dan önce bunu yapıyor. Ya yani da dinleyenleri anlatalım. Geçmiş seçimlerde özellikle televizyonlar yayınlarında bir denge sağlamak zorundaydılar. Kanuni zorunluluktu. Kanuni zorunluluktu. Rütük devreden çıkıyordu. Rütük sadece raporluyor. YSK da cezasını veriyordu. O süreçte YSK devredeydi. Bu ortadan kalktı şimdi. İsteyen istediği gibi yayın yapabiliyor. Bir iktidar bunu niye ister? TRT'de öyle. Bir TRT'de bir tek bu standart hani seçimlere 10 gün kala bir propaganda imkanı var partilere. Onun dışında zaten TRT içlerinde bu konuda en berbatı yani en eşitsiz davrananı. Ama bir gerçek var. Bu öyle bir propaganda gücü ellerinde var ve bununla öyle işler yapıyorlar ki gerçekten karşılarında muhalefetin sesini duyurması o kadar kolay değil. Ama bir de sonuç doğuyor. Cumhurbaşkanı daha doğrusu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı akşamları televizyon programlarına çıkıyor. Biz onların reyting raporlarına bakıyoruz. O günün izlenen 29. yayını, 23. yayını, 21. yayını. İlk yüzde 23, 25, 29 o civarlarında. 23, 25, 29. Ya düşünüyor biliyor musunuz? Mesela şimdi hangisini derseniz de mesela İcraatın içinden diye bir program vardı. Ülkeyi yöneten başbakan çıkardı ayda bir Özal kere. Özal döneminde başlayan. Özal döneminde başlayan. Vallahi milli maç gibi izleniyordu. Yandaşı desteklerini de izliyordu, muhalifi de izliyordu. Neden? Ayda bir kere bir saatte. Şimdi günde 3 tane canlı yayın, 25 tane televizyon devamlı aynı zehirli dil. Küfür, hakaret, kıyamet kopuyor ortalıkta. Artık ülkenin Cumhurbaşkanı yani eski başbakana da karşı geliyor. Cumhurbaşkanı da kapsıyor bir acayip iş. Bir partinin genel başkanı onu televizyonda gören zaplıyor. En çok izlenen 29. program olur mu? Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın bir meşruiyet tartışması var zaten artık şu anda. Çünkü meşruiyetin iki tane ayağı var. Bunlardan bir tanesi halkanızda halk desteği olacak. Evet seçimlerle ilgili birçok şey var. Seçimler. Ama ikincisi hukuka uygun işler yapacaksınız. Birinden biri yoksa olmaz. Yani hukuka uygun yönetmiyorsanız, adil değilseniz, eşitsizlikler yaratıyorsanız sizin meşruiyetiniz tartışılır. Ve bugün seçimlerin öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşanan haksızlıklar, eşitsizliklerle bugünkü antidemokratik tavırlar tam bir meşruiyet krizi yaratmış durumda. Türkiye içinde olduğu kadar dünyadaki muhataplar üzerinde de. Ondan sonra efendim yabancı yatırımcı niye geliyor? Niye gelecek? Biz isteriz yabancı yatırımcı gelsin ama sen OHAL'i ilan edip 45 günde kaldıracağım dediğin OHAL'i 18 ay süreyle tutarsan yani daha doğrusu bir referandum, bir seçim kazanana kadar onu sürdürürsen, OHAL'i kaldırırken OHAL'i aratmayacak bir kanun getirirsen, hukuk güvenliği yoksa, hakim teminatı yoksa, alınan mahkeme kararlarına ülkenin işte yönetenler itiraz ettiğinde birkaç saat içinde kararın tersine bir karar çıkıp serbest bırakılanlar hukuksuz olarak tutulup yeniden içeriye alınıyorsa salıverilmeden daha ve
ülkeyi yönetenlerin beklentisinin dışına karar verenler bizatihi kendileri teröristlikle suçlanıp hakimlik görevlerinden oluyorlarsa, böyle bir hakim teminatı oradan kalktıysa, insanlar can, mal, hukuk güvenliğinin olmadığı bir yere para da getirmezler, yatırım da getirmezler, tatile de gelmezler. Bütün sıkıntı burada. Seçimlerden önce geçmişteki uygulamalarda, medyada da böyle bir uygulama vardı, yasaldı. Bir diğer uygulama da İçişleri, Adalet ve Ulaştırma Bakanlarının istifası ve oraya bağımsız atamaların yapılmasıydı. Dönem değişti, hayat değişti, artık buna gerek kalmadı gibi bir takım tartışmalarla veya gerekçelerle bu da ortadan kaldırıldı. Ama bu dönemde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir performansı var. Ne diyorsunuz? O da gerekli bir düzenleme miymiş? Ya şöyle, aslında faydacı bakarsak iyi ki böyle olmuş. Süleyman Soylu kendi adayını ezmekle meşgul Ankara'da. Ankara'da Sayın Özaseki aday. Özaseki ilk başta ne diyordu? Ben icraat adamıyım, polemik adamı değilim, bilmem ne. Sonra Süleyman Soylu sahaya çıktı. Hatta bir ara şey konuşuldu. Özaseki'yi çekip Soylu'yu mu koyacaklar falan diye. Evet, öyle bir iddia vardı. Sonra Süleyman Soylu Ankara'nın ilçelerinde pervane gibi dönmeye başladı. Korkunç ve zehirli, saldırgan bir dil. Ve şöyle oldu, Özaseki'yi ikinci plana itti. Özaseki'yi ezdi, kendi ön plana çıktı. Ondan baş etmek isteyen Özaseki de kendi gibi olup oy toplamaya çalışacağına Süleyman Soylu gibi olmaya çalıştı. Geçen gün çıkmış, diyor ki Süleyman Soylu ile aşık atmak da kolay değil Özaseki için. Diyor ki efendim, seçimleri diyor Mansur Yavaş kazanırsa CHP, su faturalarını DHKPC'li militanlar, PKK'lı militanlar da getirebilir. Şimdi bu olacak iş mi? Yani bunu duyan ortalama zekalı bir vatandaş buna inanır mı? Yoksa kardeşim bu ne kadar çaresiz bir hale düşmüş mü der o. Şimdi sorduğunuz soruya samimi cevabım şu: İyi ki Süleyman Soylu sahnede. Ama diğer yandan hani mantıksal olarak baktığınızda bu tip istifanın ne kadar doğru bir şey olduğu da ortada. Adamın emrinde emniyet istihbarat var, jandarma var, jandarma istihbarat var, polis gücü var. Polisin bütün imkanları var, İçişleri Bakanlığı'nın bütün imkanları var. Ve adam görevini yapmak yerine rigid bir siyaset yapıyor ve tutuyor kendi partisinin lehinde de değil, rakiplerin aleyhinde büyük bir saldırı gerçekleştiriyor. Adeta kendisi böyle siyasi rakiplere karşı canlı bomba eylemi yapıyor. Onun görevi canlı bombaları yakalamak. Kendisi gidip de üstünü siyaseten canlı bomba eylemi yapıp gidip kendini patlatıp kendini de rezil edip muhalefete de zarar vermek değil. Onun görevi Türkiye'de yapılacak terör eylemlerine karşı istihbarat toplamak, tedbir almak, seçimin güven içinde geçmesini sağlamak, adil ve eşit propaganda ortamının teminini sağlamak. Devlet bu. Ama devletin bu işleri yapacak bakanı kendisi şuurunu kaybetmiş bir şekilde kime yaranmak için yapıyor, neyi örtmek için yapıyor o da belli değil. Acayip işler yapıyor ama en büyük zararı da kendi partisine veriyor gördüğümüz kadarıyla. Peki HDP ile işbirliği yapıyor söyleminin çok sık her yerde her şekilde tekrarlandığını görüyoruz. Hem Cumhuriyet Halk Partisi için hem Saadet hem İyi Parti için. Sahada bunun bir karşı tepkisini alıyor musunuz? Yani niye işbirliği yapıyorsunuz, onun için size oy vermeyiz gibi. Sahadaki yansıması nasıl? Merak ediyorum. Yani bir BK ile beraber oraya gitti çünkü iş. İnanır mısınız, şunu söyleyeyim. Bundan birkaç yıl önce referandum, ondan biraz daha önce işte bunlar bu barış sürecini bir şekilde sonlandırıp pozisyonlarını değiştirdikten sonra bu tip bazı söylemlere başlamışlardı. Hatırlarsınız işte bazı şehit cenazelerinde çelenge saldırmalar. Cumhuriyet Halk Partisi çelenklerine falan böyle abuk subuk şeyler vardı. Yine Süleyman Soylu'nun CHP'liler buraya gelsin de boyların ölçüsünü alsınlar gibi sözleri vardı. O dönemlerde bazı vatandaşların bu tip tepkileri, bu tip şeylerini hepimiz görüyorduk. Bu süreçte artık o kadar akla hayale gelmez, inandırıcılıktan uzak, akılla vicdanla bağdaşmaz öyle işler, öyle söylemler yaptılar ki şimdi sahada artık yani tutup da karşınıza birisi ya siz niye bunu yapıyorsunuz diye öyle hani beklenen yoğunlukta ve şiddette bir şey söylenmiyor. Çünkü inandırıcılıktan uzak kaldıkları da çok belli. Bir de ya Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir parti bu iddialar açısından teflon tava gibidir. Yani atarsın üstüne yapışmaz. Yapışacak olan var, yapışmayacak olan var. Yani bu söylemler, bir de yerel seçim ya. Şimdi aday yerelden bir aday. Adamı biliyorlar. Yani işte Manisa'nın Akhisar'ının adayını biliyorlar. Besim Dutlulu diye bir adayımız var orada. Veya işte Konya'nın Niğde'sinin adayını biliyorlar. İşte Rize'nin, Pazarı'nın, Ardeşen'inin adayını biliyorlar. Bakıyor bu adaya. Adam ya aynı kendi evladı. Bundan terörist olur mu? Bu olsa belediyeyi teröristlere verir mi? Tutmaz mı? Yani yerelde bu laflar
tam ters tesir yapıyor. Adam kendi memleketinden, aynı siyasetten olmayabilir. Bir iki kardeşim, biri AK Partili, biri CHP'li. Kayınvalide AK Partili, gelin İYİ Partili. Veya kayınpeder CHP'li, gelin MHP'li veya damat MHP'li, bunların hepsi var. Ama sen burada bu zehirli, kışkırtıcı ve kötücül dili ortaya koyduğunda o inandırıcı kardeşine düşman, gelinine düşman olmaz. Gelinini sahiplenir o. En büyük açmazları da bu. O açıdan öyle bir şey yok. Ama tabii ki hiç yok desek olmaz. Sahada da soranlar oluyor. Üslubu dahilinde sorulan bu sorulara da yanıt veriyorsun. Üslubu dahilinde veriliyor. Şimdi iki çok böyle enteresan, dikkat çekici eleştiri var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Habertürk'te katıldığı programda PYD ile ilgili ya da BK ile ilgili söylediği sözler üzerine. Bununla ilgili yayınları da gördük. PYD'yi terör örgütü olarak bile kabul etmiyor, sen hangi dünyada yaşıyorsun diye miting meydanlarından Cumhurbaşkanı'nın sözleri var. Bu konuda bir kafa net mi mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde? PYD terör örgütüdür, değildir, şöyledir veya dışarıda böyle bir durum vardır. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun o röportajın devamını izlediğimde Türkiye büyük ülke, bir sorun varsa zaten kendisi çözecektir biçiminde bir devam vardı. O devam pek fazla konuşulmadı. Şimdi 1994 biz İstanbul'u kaybettik. İkincisi de uzay ajansı, ona geleceğim de. 94 için. Biz İstanbul'u kaybettik. Ankara'yı kaybettik. Korku filmi başladı. Bu noktaya kadar geldik. O konuda büyük bir eksiklik vardı. O zaman da iki parti, DSP, CHP, hatta bazı yerlerde üç sol parti yarışıyordu falan. Ve bu noktaya kadar geldim. İstanbul'u yönetti. Bakanlar Kurulu'nu yönetti. Partisini yönetti. Geldi işte şimdi bütün yetkiyatı Türkiye'yi yönetiyor, yargıyı yönetiyor. Yetmedi, muhalefeti de yönetecek. Onun istediği gibi bir muhalefet olacaksın. Ya bir makbul muhalefet olacaksın. MHP'yi o hale getirmeyi başardı makbul muhalefet partisi. Makbul muhalefet olmuyorsan şeytan muhalefet olacaksın. O nasıl olacak? O sana diyecek ki bu terör benden değil ya. Hani işte MHP gibi dizimin dibinde değil ya, MHP'yi yönetenler gibi dizimin dibinde değil ya, her dediğimi yapmıyor ya, ben bunlara geçmişte ne hakaretler ettim, yine geldiler yanımda yer aldılar ya, böyle olmuyorsan seni şeytanlaştıracak. Nasıl yapıyor onu? İşte terör örgütüyle bilmem neyle. Sayın Genel Başkan'ın yaklaşımı, büyük devletlere yakışır bir ana muhalefet partisi ya da büyük devletlere yakışır bir devlet adamı yaklaşımıdır. Biraz önce dediğim gibi terör örgütünün adını anmak bile büyük devlete yakışmaz. Hiçbir devlete yakışmaz. Stratejik hatadır. Bir de kendini küçük, onu büyük gösteririz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde beka sorunu var meselesine lafımız şu. Türkiye beka sorununu Kürdüyle, Türküyle, Alevisi, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisi, Sünnisiyle 19 Mayıs 1919'da Atatürk'le bir çıktığı o yolda Samsun, kongreler, meclis, tek adamdan yetkilerin alınması, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilanıyla taşlanan süreçte beka sorunu açtık biz. Atatürk ilke ve devrimlerinden bu ülkenin temelini, bu ülkenin beka sorunu açtıktan sonra ortaya çıkan bu yapıya düşmanlık etmezseniz bu ülkenin beka sorunu diye bir sorunu yok. Olmaz. Böyle bir ihtimal yok. Bu ülke neler yaşadı? İkinci Dünya Savaşı'nın eşiğinden döndü. Kıbrıs'ta gitti, bütün dünyaya karşı Kıbrıs Barış Harekatı yaptı. Darbeler gördü. Ama beka sorunu yaşamadı. 15 Temmuz akşamından ilgili söylüyorlar. Orada da bir tane CHP'li çıkıp da darbecilere bayrak sallamadı. Bir tane meclise koşup açtıran biziz. Demokrasiye sahip çıkıyoruz. Yeni seçimler kalana kadar ana muhalefet partisiyiz. Seçilmiş iktidar ve demokrasinin arkasındayız sözünü söyleyen de bizzat benim mecliste. O yüzden bunlar istedikleri gibi makbul muhalefet olmazsa şeytan muhalefet olacak. Bizi de yönetecekler. Böyle bir şey yok. Genel Başkan'ın dediği şu, büyük devletler öyle bir hale getirdi ki saydığı terör örgütleri, ben saymak istemiyorum, saydığı terör örgütleri eğer... Ne sağdan sola, yukarıdan aşağı hepsi var yani. Hepsi var. 31 Mart tarihinde alt tarafı muhtar seçecek, alt tarafı belediye başkanı, belediye meclis üyeleri seçilecek. Orada iyi bir sonuç almazlarsa ki ne büyük bir çelişki içindeler, ne diyorlardı, güçlü devlet, güçlü demokrasi, güçlü meclis, güçlü yürütme. Ya bacakları yerel seçim için tir tir titreyen bir sistem kurduysanız olmaz olsun, sizin sisteminiz hani çok güçlüydü yeni referandumdan sonraki sistem. Şimdi gelinen noktada bunlar böyle tir tir titriyorlar. Bu kadar korktuklarını gerekçelendirmek için de vatandaşı korkutan olmadık terör örgütlerine olmadık bir güç atfediyorlar. Genel Başkan'ın altını çizdiği, itiraz ettiği mevzu da budur. Burada hiçbir kafa karışıklığımız yok.
Türkiye Cumhuriyeti güçlü devlettir. Türkiye Cumhuriyeti öyle bir terör örgütünden ondan bundan korkup da böyle yerel seçim kararını değiştirmeyi gerektirecek gibi bir durumda açıkçası asla ortada kendi yok. Güvenliğini de sağlayabilecek güçte diyorsunuz. Durumda. Şimdi çok sayıda soru da var ama şu ajansı da sorayım. Hemen çünkü dün ona. Cumhurbaşkanı dedi ki çatlasanız da patlasanız da uzay biz çıkıyor. Uzaya çıkacağız dedi. Ya hakikaten insan cevap vermeye utanıyor. Yani Mustafa Varank'ın seviyesine insem çıkarken vurgun yerim yani. Böyle bir şey olmaz kardeşim. Bir gerçeği söyleyeyim. Radyo Sputnik'te açık açık Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulması kanun işidir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi işi değildir. AK Parti bunu 2017'de meclise getirdi. Bizden de konuştu. Sadece kendimize mal etmeyeyim. Bütün muhalefet partileri destek verdik. İyileştirdik, komisyondan geçirdik. 2017'den beri meclis gündeminde bekleyen kanunu genel kurula indirmeyen AK Parti. Şimdi uzaya çıkmadıysa çıkartmayan 2017'den beri AK Parti. Şimdi durdular ama o sürelerde bizim itirazlarımız hep şunaydı. Doğru bir düzenleme olması lazım. Özlük hakları açısından o kurumda görev alacak mevcut personelin başka yerlerdeki hak kaybına uğramaması açısından ve atanacak personelde liyakat aransın diye bir sistem getiriyorduk. Bunlar bunu meclise getirme Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bir gecede düzenlediler. Ne yapmışlar? Yandaşları atamışlar. Ne yapmışlar? Cumhurbaşkanı karar veriyor. Devlet memurlarının maaşına, devlet memurunun maaşı ve özlük hakkı kanunla düzenlenir. Kendi yaptıkları anayasa öyle yazıyor. Kanunla düzenlenecek hallerde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olmaz. Biz Anayasa Mahkemesi'ne bu konuda gittik. Biz uzay ajansını iptal edin diye gitmedik. Dilekçemiz ortada. Uzay ajansı duruyor. Bizim dilekçemiz burada görevlendirecek personelin özlük hakları Cumhurbaşkanı kararnamesiyle düzenlenemez. Bunlar yasal işlerdir. Eğer siz parlamento burada... Parlamento nici. Evet. Siz burada böyle bir yöntem belirlerseniz başka alanlarda da bu yetki aşımı olabilir diye herhalde. Şunu da söyleyeyim. Yani artık bu kadar yalana da insanın tahammülü yok. Tut ki Anayasa Mahkemesi CHP'nin başvurusunu kabul etti. Ne olacak? Uzay ajansı kapanmayacak. Sadece Anayasa Mahkemesi kararları geriye de yürümez. Anayasa Mahkemesi bir süre verecek. Diyecek ki 6 ay içinde burada çalışan personelin özlük haklarını kanunla düzenleyin. Mecliste kanun yapacak. Bu kadar yalan olur mu? Uzaya gideceğiz CHP engel oluyor. Akıl alır şimdi gibi. Şimdi çok soru var. Vaktimiz de azaldı. Emek verdiler, izlediler, dinlediler sizi. Şöyle hızlıca sorayım. Siz de hızlıca yanıt verirsiniz herhalde. Fikret Küçük Erdemir. Eren Erdem için daha etkili bir kamuoyu neden yapılmıyor diyor. Çok istiyoruz. Eleştiriye de hak da veriyorum. Ben mesela Antalya'da basın toplantısı yaptım bu hafta ve yani haftanın ilk basın toplantısını Antalya İl Başkanlığımızda yaptım ve Antalya basınına şunu dedim. Basın toplantımızın ana konusu ve ana başlığı Eren Erdem'dir lütfen. Ama ne kadar uğraşırsak uğraşalım Eren Erdem konusunda inanılmaz bir karartma uygulanıyor. Bizim de 1 Nisan'dan sonra tabii büyük bir hukuksuzluk oldu Eren Erdem hakkında. Evet. 1 Nisan'dan sonra Eren Erdem konusunda daha etkili, daha farkındalık yaratacak, daha sesimizi duyurabileceğimiz meclis grubu olarak da CHP olarak da yeni bir yönelime gitmemiz lazım. Bu yerel seçim gündemi de birazcık siyasete kilitlediği işi. Ama eleştiri haklı bir partinin parti meclis üyesi, önceki dönem milletvekili haksız bu kadar hukuksuzlukla içerideyse bizim daha çok sesimiz. Ceza verildi 4 yıl bildiğim kadarıyla başka bir isim olsaydı şu anda cezayla birlikte tahliye de olurdu. Cezayla bir tahliye olacaktı. Bir de Eren Erdem'e iftira atan ve bunun karşılığında para aldığını itiraf eden gazete sahibi bunları söylediği halde Eren Erdem'e terör örgütü üyesi olmamakla beraber hiyerarşisinde yer almamakla beraber yaptıkları haberler terör örgütünün işine yaradı diyor. O dönemde terör örgütü diye somutlaştırılmış olan bir durum da ortada yok. Onun neyin işine yaradığı da bilinmez. İktidarı eleştiren haberler yapılmış. Topu topu da yanlış söylemeyeyim 2,5 ay falan sürmüş yayını gazetenin. Karşı gazetesinin. Ama tabii Cumhuriyet Gazetesi davasına baktığınızda da benzer bir durum var. Yani gazeteciye karşı olduğu durum. Twitter'dan gelen bir mesaj varmış. Erdoğan hem kendi hem de başka partilerden belediye başkanlarının görevden alındığına tanık olduk. Cumhurbaşkanının veya hükümetin aldığına tanık olduk diyor herhalde. Büyük illeri CHP alır ve sonra görevden almaları olursa tepki olur mu? Nasıl olur? Birincisi, bütün diktatörler, bütün tek adamlar korkudan beslenirler. Şimdi mesela diyorlar ya, efendim işte yine şöyle olursa... Aynısı olursa yeniden alacağız diyor. Falan filan diyorlar. Kimse buna kulak asmasın. Kulak asar, bazı şeylerin şu vukuundan beterdir. Bunlar yani
ihtimali konuşulması, ondan korkulması gerçekleşmesinden kötüdür. İnsanlar böyle düşünerek sandıktan uzaklaşabilirler. Verecekleri oy tercihinden vazgeçebilirler. Bir kez buna seçmenlerin papuç bırakmaması lazım. İkincisi, sandıkla gider söylemi bir yerde duruyorken ve son seçilmiş o belediye başkanken, şimdi Tayyip Erdoğan 24'ünde seçilmekle övünüyor ama son seçilmiş 31 Mart'taki CHP'li belediye başkanı olduğu zaman gelsin de alsın bakayım o zaman milli iradeyi ne yapıyoruz? Milli irade konusunda ne konuşuyoruz? O zaman kendisinden görüşürüz diyorsunuz. Kadın adaylar nerede? %33 baraj kimin için? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın adaylar konusu... Ceylin Hanım sormuş. Ha, Ceylin Hanım. Şimdi şöyle, kadın aday meselesi içimizin yarası. Genel Başkan da zaman zaman dile getiriyor. Biz de getiriyoruz. Burada yapısal bir sorunumuz var. Kimse kadın aday olmasın demiyor ama böyle listeler belirlenmeye başlandığında, bazı kriterler ortaya çıktığında iş, yani günün sonunda kadın adayların aleyhine bir tablo çıkıyor ortaya. Bu da hepimizi üzüyor, hepimizi sıkıntıya sokuyor. Ben gerçekten bu kadın aday meselesinde 1 Nisan sonrası bizim siyasetimizde daha çok kadın niye yok? Belli yerlerde kadınların tercih edilmesi yönünde nasıl engeller var? Parti içindeki hangi dinamikler yanlış işliyor, yanlış gidiyor, bunu yapıyor? Enine boyuna düşünülmesi lazım. Ama burada efendim kadın aday bizim arzu ettiğimiz kadar oldu değil, kesinlikle olmadı. Bu konu Cumhuriyet Halk Partisi'nin hani tencere dibin kara, seninki benden kara, bizde AKP'den çok diyerek içinden çıkabileceğimiz bir durum değil. Atatürk'ün partisidir, Çağdaş Türkiye'nin partisidir. Önce olması bu %33 kadın kotası meselesinin bu tip adaylıklarda da harfiyen uygulanması önünde çok ciddi tedbirlerin alınması lazım. Belki bu, de bir Nisan'dan sonra hak diyorsunuz. Hak verdiniz. Sandıklar için bir çalışma var mı diyor. Bu aslında hep seçim sürecinde sorulan, 24 Haziran'da yaşananlardan sonra herkesin kafasındaki soru. Halk yine yalnız mı kalacak diyor. Şöyle söyleyelim bir kez. Biraz önce söylediğim korku yaymanın ikinci ayağı da efendim ben ne oy verirsem versin çalınabilir veya biz seçsek de başa gelmeyebilir korkusu bütün totaliter diktatörlerin en önemli meziyetlerinden bir tanesi, bu korkuyu yaymak. Zaman zaman çok eksikli olduğumuz coğrafyalar var. İşte Urfa'da yaşananları mesela gördük ama bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel adaylarının iddialı olduğu yerlerde sandık organizasyonumuzun tam olduğunu, üzerine özellikle titizlendiğimizi, yedekli çalıştığımızı ve CHP'nin sonuçları Yüksek Seçim Kurulu'yla karşılaştıran, dışarıdan müdahalelere kapalı ve kendine ait kodlarıyla kusursuz çalışan kontrol sisteminde var olduğunun bilinmesini isteriz. Bu seçimlerde güvenerek oy verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir de bu genel seçimlerden farklı. Yani her bunu zaman da, öyle olmuştur. Çünkü iddialı olduğunuz yerde oyu çaldırmayacaksınız. Zayıf olduğunuz yerde zaten adayınızın şeyi yok. İkincisi çok göz vardır sandığın üzerinde yerel seçimlerde. Çok sayıda aday vardır belediye meclis üyeleri. Sandık için çevresi kalabalık olur yani kalabalık yerel seçimlerde. Endişeye mahal yok. Mahal yok diyorsunuz. Peki. WhatsApp'tan gelen bir soru. 31 Mart'ta başarılı bir sonuç alınamazsa CHP'de genel başkanlık tartışması olacağı çok açık. Özgür Özel'in de adı CHP genel başkanlığı için geçiyor. Özgür Özel'i gelecekte bir gün CHP genel başkan adayı olarak görebilir miyiz? Genel başkanı diyelim oraya, adayı önce kullanmış. Şöyle bir şey var. 31 Mart'ta yaklaşan hava bir kayıp değil. Gerçekten 24 Haziran'daki umutsuzluğu telafi edecek, hem anketler üzerinden hem sahadaki görüntülerle iyi bir rüzgar esiyor. Siyasi partilerde bu tip tarihler belirleyip oradan sonra o partide şu olacak, buradan sonra bu partide bu olacak gibi yaklaşımlar, değerlendirmeler doğru değil. Bana soruyorlar, 1 Nisan planınız ne? 1 Nisan planım Ekrem İmamoğlu'nu, Tunç Soyer'i, Mansur Yavaş'ı ziyaret edip tebrik ziyaretinde bulunmak. Orada Sayın Genel Başkan'la birlikte bu ziyareti yapacağımızı da ifade etmek istedim. Yani zaten sizden 1 Nisan sonrasına ilişkin bir öngörü, yani böyle bir şey üzerine 2 Nisan'da yorum Eskişehir olabilir. Yorum beklemek doğru olmaz. Şülay Durmaz diyor ki HDP yasal siyasal bir partidir. Milyonlarca oy almıştır. Görüşebiliriz deseniz ne olur diyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın eleştirilerine karşı. Ha, ya, yani onunla berabersiniz, hayır, işte terörle berabersiniz gibi bir eleştirisi var ya. Sanıyorum onu kastediyor. Yani görüşebiliriz, ne var ki? Deseniz ne olur diyor. Hayır yani. Şöyle bir şey, denmesinde bir sıkıntı yok. Zaten
Tayyip Erdoğan'ın en çok üzerinde düşünmesi gereken konu şu. Bu kadar böyle kanun dışı, kural dışı, şu dışı bu dışı gösterdiği partinin bütün adayları Tayyip Erdoğan'ın tam kontrolündeki devlet ve yargıdan seçime girebilir kağıdı alarak gidip seçime giriyorlar. Tayyip Erdoğan'ın en çok üzerinde düşünmesi gereken konu bu. Eğer dediği gibi bir adaylık söz konusuysa nasıl giriyorlar? Neden devlet gereğini yapmıyor? Hukuk neden gereğini yapmıyor? CHP zaten örneğin seçim güvenliği, her akşam hanımefendinin yandaş kanalları çok izlemediğine çok memnun oldum. Her akşam bizim seçim güvenliğiyle ilgili HDP'ye yaptığımız ziyaret, oradaki işte birlikte yaptığımız açıklamayı falan, vay efendim işte bak bunlar böyle, biz de çıkıp yapmadık böyle bir ziyareti demiyoruz. Mecliste de görüştüğümüz, yani böyle bir Tayyip Erdoğan istiyor diye aman gocunacak bir şeyimiz varmış bilmem neymiş gibi. Böyle bir görüntü olduğundan şikayet ediyor anladığım kadarıyla. Yok diyorsunuz. Peki. Yok. İktidar ekonomi gündemini kapatmak için BK tartışmasını öne çıkartıyor diyor. Bizim Necdet'in sorusu bu. Yakaladım. Bunun yerele bile yansıdığını görüyoruz. Mesela siz geçenlerde Rize'ye gittiniz. Rize Erdoğan'ın memleketi olmasına rağmen bazı ilçelerde CHP önde. AK Parti Rize vekili Muhammed Avcı buralarda muhalefet arkasında FETÖ ve PKK desteği olduğunu söyledi. Rize'de bile bu siyaset yapılmasını nasıl yorumluyorsunuz? Küçük yerde biraz daha riskli değil mi demek istiyorum. Bir kere riskli, bir kere yakışmaz. Ama şu var, ben şöyle de anladım. Rize Erdoğan'ın kalesi. Düşünün ki Rize'de bile bu korkuyu yaymışsınız ki böyle akla hayale gelmeyecek kötü ve çirkin bir argümana, yalan bir argümana sarılmak zorunda hissediyorlar kendisini diye görüyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında efendim, öncelikle İsmet Yılmaz'ın Sivas'ta söylediği gibi, eğer oy verirsen bu senin berat belgen olur. Yani cennete girmen veya hesap vermen kolaylaşır. Öbür tarafta bir başka AK Partili tuttu, dedi ki bize oy verirseniz Allah size mahşerde hesap sormaz. Cennetten tapu vermekten cehennemle tehdit etmeye veya cehennemden kurtarmaya gidecek kadar akla hayale gelmeyecek. Gerçekten 2019 yılında olduğuna insanın inanamadığı, utanç duyulacak bir takım argümanlar, bir takım ifadeler kullanılıyor. Bunların her bir tanesi korkudan. Sayın Erdoğan'ın esas sorunu şu, birçok yerde söylediğim bir şeyi söyleyeyim. Beka sorununu söyleyerek vatandaşın bakiye, yetersiz bakiye sorununu örtmeye çalışıyor. Türkiye'de, Türkiye'nin de vatandaşın da beka sorunu yok. Bir beka sorunu yok ama asgari ücretlinin ayın 20'sini bulmayan, emeklilerin ayın 15'inde tükenen yetersiz bakiye sorunu var. O kartlardaki o paralar yetmiyor. İş aslında ekonomi diyorsunuz. İş ekonomi ve iş artık gidip de manavdan, pazardan alışveriş yapamayıp insan onuruna aykırı sıralara gidip televizyonların, gazetelerin görüntülemesi altında ucuz biber, ucuz patates almaya çalışan veya ucuz bakliyat almak için kuyruklarda sürünen vatandaşın sorunu. Bunu örtmek için zaten, yani niye domates diyorsun, bir merminin fiyatını biliyor musun lafı dediğim bir gibi. Bir kere söyledim bana. Çünkü ertesi gün şeyi açıkladık. Hitler'in siz tereyağı istiyorsunuz ama toplarımıza gires yer lazım lafıyla ne kadar fena halde, hani futbol fena halde hayat futbola benzer derler ya. Tayyip Erdoğan fena halde Hitler'e benzediği deşifre olunca bir anda o söylemden geriye döndü. Peki Özgür Bey'in elinde büyük şehirlere dair net anket verileri var mıdır acaba diyor. Bizzat kendi incelediği, varsa söyleyebilir mi bize diyor. Şöyle söyleyebilirim, yani benim son gördüğüm anketlerde, ki bunu herkes doğruluyor. Ankara'da 8-10 puan Mansur Yavaş'ın öne geçtiği, daha doğrusu her gelen ankette 1-2-1-2 Mansur Yavaş ileriye doğru. İleriye gidiyor. Doğru mu gidiyor orada yani, evet, çünkü Mansur, bir fark olduğu söyleniyordu Mansur ama. Mansur Yavaş da ileriye doğru gittiğini görüyoruz. Bu tarafta İstanbul. Ekrem İmamoğlu ilk aday olduğunda İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun aleyhine bir durum vardı. Hızla o kapandı. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun öne geçtiğini görüyoruz. Ve odak grup çalışmaları, Ekrem İmamoğlu'nun çalışma şeklinin, propaganda dilinin, yaklaşımının takdir topladığını söylüyor. Zaten burada esas sorun şu, hani neden anketlere bakılıyor, neden odak gruplara bakılıyor? Dananın kuyruğu şurada kopacak. Bizde de AKP'de de kararsız seçmen normalde olduğundan biraz fazla. Bu kararsız seçmenin sandığa gitmeye ikna olması lazım. CHP seçmeninin sandık motivasyonunun 24 Haziran seçimini yakaladığını son 1-2 ankettir görüyoruz. AKP seçmeni olduğu yerde duruyor. Hatta bundan 3 hafta önceki ve 2 hafta önceki anketlerde kararsızda artış da oldu. AKP seçmenindeki kararsızlık, nereye gideceğini bilememe durumu var deniyor.
Orada odak grup çalışmaları Ekrem İmamoğlu'nun AKP seçmeni açısından, AK Parti seçmeni açısından da tercih edilebilir bir siyasi figüre dönüştüğünü gösteriyor. Bundan umutlanıyoruz. Ama hani seçim İstanbul, Ankara'da garanti, İstanbul'da da bitirdik götürdük. Bu çok yani 28 gün veya daha 25 gün 24 gün siyaset için çok uzun zaman. Türkiye'de siyaset pek de fena enstrümanlarla yapılıyor maalesef. O yüzden sabırla, dirayetle, inançla çalışmaya devam ediyoruz. 31 Mart'a doğru gideceğiz diyorsunuz. Evet. Antalya. Ben hafta sonu Antalya dedim. Hem 21 kilometre yarım maraton koştum. Üstüne de 3 tane miting yaptım. Oradaki belediye başkanlarımızla. Müthiş bir hava var Antalya'da. Muhittin Böcek açısından da, metropoldeki diğer belediyeler, ilçe belediyeleri açısından da müthiş bir motivasyon var. Benim bu kadar etkili ve bu kadar hızlı sonuç alınabileceğini düşünmediğimiz bir yerde. Yani Antalya'da seçimin daha çetin geçeceğini düşünüyorduk. Benim kendi gözlemlerimde Antalya'da işlerin çok iyi gittiği yönünde. Anketlerde de öyle. Tabii Antalya'dan da iyisi Adana var. Adana'da da hani neredeyse bütün Adana'nın... Dün ORC'nin anketinde Adana'da MHP'li adayla CHP'li adayın arasında çok büyük bir fark olduğu biçiminde. Evet, sonuç. Evet. Yani verdiler. Biz de öyle görüyoruz. Hayır, MHP'li aday önde diye verdiler. O şey var, yani onu bilmiyorum. ORC'nin anketi. Ben bir şey söylemiş olmayayım tabii ama... Geçen gün Ahmet Hakan yazmıştı, işte bazı anket şirketlerinin çok tersine sonuçlar... Evet, çok farklı sonuçlar görüyoruz. ...çıktığını ondan ona ama size gelenler Adana'da adayın önünde olduğunu. Adana'da bize gelenler, sağdan gelen bilgiler, anket sonuçları falan Zeydan Karalar'ın çok açık farklı önde gittiğini. Bursa'da da herhalde farklı bir durum Bursa'da var 20 yıldan yine sonra. Biz seçime ortak olabilir miyiz diye ümit ettiğimiz bir seçimde aday belirlenirken... Hani ortak olup yarışabilir dediğimiz Nilüfer Belediye Başkanımız şu anda kendisine rakip tanımaz önde giden bir durumu var. Yani bu yerel seçimlerde adayın arkasındaki başarı hikayesinin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir şey. Nilüfer'de kampanyayı CHP'liler yapmıyor. Bursa'da kampanyayı Nilüfer'de oturan AKP'lilerle MHP'liler yapıyor. Bilmiyorum. Onlar anlattıkça Bursa'da işler iyi gidiyor. Son soru. 1 Nisan sabahı hangi sonuç başarıdır CHP için diyor. İstanbul ve Ankara'nın İzmir'in yanına eklendiği bir sonuç şüphesiz başarıdır. Biraz önce saydığımız gibi Adana, Antalya, Bursa gibi büyük şehir kaybetmemek önemlidir. Eldeki büyük şehirlerin hiçbirinin kaybedilmemesi lazım. Bu son derece önemli. Buna bir kez İstanbul'u ya da Ankara'yı eklemek önemli. Yanında işte İstanbul ve Ankara mı, İstanbul ya da Ankara tam mı? Tam cümleyi şöyle kuracağım. 6 büyük şehri kaybetmemek, Adana, Antalya, Bursa gibi bir yıl önce düşünüldüğünde kazanması zor düşünen büyük şehirleri koymak, bunun yanında İstanbul ya da Ankara'yı eklemek başarıdır. İstanbul ve Ankara'nın birlikte olması büyük bir başarı olacaktır ve 1 Nisan'ın gündemi bu seçim sonucu olacaktır. Yani öyle olacaktır. Ben İstanbul ve Ankara'nın aynı anda kazanılacağına inanıyorum, onu ümit ediyorum. O zaman Türkiye... açık söyleyeyim ne beka sorunu yaşayacak ne bir şey, ama bir gerçek olacak ki o zaman bugün gidişattan memnun olmayan, iktidara geçmişte oy vermiş, hatta son seçimde vermiş seçmen bile iktidarın bir kulağını çekmiş, ona bir sarı kart göstermiş, kardeşim bak verdiğin sözleri tutmazsan oylar çantada keklik değil demiş olacak. Bu da son derece önemli bir yaklaşımdır. Ben iktidar partisinin bu seçimde bir kulak çekmeyle, kendi seçmeni tarafından uyarılmayla karşılaşacağını düşünüyorum. Aday belirlerken de özenli davranmadılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koyduğu adayların özellikle büyük şehirlerdeki büyük bir teveccühle karşılandığını da görüyoruz. Ve bunun 1 Nisan'da bir sinerjik etki yaratacağını düşünüyoruz. Ben 1 Nisan sabahının CHP ve ittifak ortaklığımız açısından son derece mutluluk verici bir sonuç doğuracağını düşünüyorum. Peki, az kaldı, göreceğiz 1 Nisan'a. Teşekkür ediyorum. Ederiz katıldığınız için, eksik olmayın yorumlar için. Veda edelim, bitirelim. Yarın yine burada olacağız. Dünya Kadınlar Günü yarında 8 Mart. Onunla ilgili de yayınlarımız olacak. Ben de memleketim Manisa'da Salihli'de olacağım. Salihli'de olacaksınız. Pekala. Tuna Kiremitçi ve Ece Mumay'la veda ediyoruz. Yalnızlığıma ver diye. 17.30'da görüşmek üzere yarın. Hoşçakalın.